Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Senden. İyi ben de seni gördüm, çok daha iyi oldum. Nasılsın, iyi oldun mu? Daha iyiyim şu anda. Beğendin mi çorbamı? Çorban harika ötesiydi ya. Evet ya, soğuk geldi ama değil mi? Soğuk gelmedi, normalde sıcak gibiydi. Isıttın inşallah. Ya ısıtıp da getirdiler herhalde, bilmiyorum, sıcaktı yani. Ha tamam, o zaman soğumamış yolda. Soğumamıştır. Çorbayı içtim, kendime geldim. Bir de iki tane... Bir vitamin aldım. Şu an daha iyiyim. Bomba gibiyim. Hah süper. Tamam. Bugün ben gelmeyeceğim. Sen gel buraya. Niye? 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 Şimdi ne oldu? Sen gel işte. İşler değişti mi? Sen gel sen. He? Ben mi geleyim? Sen gel. Senin istersin de gelmez miyim? Gelirsin. Sen kıyamazsın bana. Evet. O zaman bekliyorum seni. Tamam yavrum. Öpüyorum seni. Hadi ver. Bak seni şu zamana kadar ne dansına karışım, aksine destekçin oldum. Ne kılık kıyafetine karışım ki asla karışmam. Ama bir şeye hayır diyorsam o resimde gerçekten çok ciddi anlamda bir şey vardır. Sebepsiz yere kurmalarından çok yoruldum. Allah'ım yarabbim ya. Ama şimdi... Ya yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar, olanı konuştum. Ben bir şeye hayır diyorsam... Onda bir şey vardır kanka. Önceki hanımefendilere bu kadar yüksek değildin. Bu hanımefendiye çok yüksek oldun. Yok abi, nefes alınca trip olacağım yani, o derece gelmişiz. Yani böyle bunu yapsam trip, bunu yapsam trip, döneceğim. Abi döndüm, kız beni görmesin diye. Ne var onda, günah mı? Kimin yanında ben böyle sessizleştim? Kimin yanında o diğer cazgır yelizli törpüledim? Otur bir düşün, bu kız niye bu kadar sessiz sakin? 50 bölüm boyunca car 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 carlayan Yeliz niye şu an böyle? Demek ki bir şeyleri oldurmaya çalışıyormuş böyle. Gönder beni abi, oynasın biraz daha. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Aşkım bu düğün mü olmuş? Düğüm açamayan kaynanasıyla anlaşamaz çocuğumuzun. Diyeceğim seni, çok güzel şeyler alıyoruz bu an. Senin kardeşin de benim, baban da benim, kocan da benim. Evet. Peki. Enişten de benim, amcan da benim, her şeyin benim. Ben şimdi annemi falan, profilini falan da gösterdim. Gösterdin mi? Tabii canım. Beğendi mi? Ya dış görünüş olarak şey, bu biraz şey dedi sanki hani. Bugün İlgör'ün doğum günü. Bugün İlgör'ün ilk günü. O yüzden evet. Yaptım böyle bir şey. Hadi iyi. Klip atıp saçımı savurup gitmem gerekiyor. Yapamıyorum.
Niye? Çünkü sen benden önce davranıyorsun. Ve olmayan bir şey için yapıyorsun. Benim naz yapmaya vaktim kalmış. Zoruma gidiyor. Gidiyorum kuliste kendi kendimi yiyorum. Bu trip konusunu kapatalım. Lisede değiliz. Allah'ım ben sinirlerim bozuluyor ya. İranur'dan hoşlanıyor musun? Ondan çok hoşlanıyorum. Dur. Bu evde olsan gitse sen de olsanla beraber gider misin? Evet giderim. Kırmızı alarm, bu kadar büyük daha yalan görmedim diyor. Hayır ya. Sosyal medyadan da sürekli o kızı üzüyorsun, o kıza işte kötü davranıyorsun. Bu şekilde tepkiler alıyorum. Geliyorum burada da bu aynı şekilde o kızı üzmeyeceksin o zaman hep üzüyorsun tepkisi alınca. Yani ister istemez hani ne oluyor? Bizi orada yalnız bıraktılar, orada oturdular. Sistemim bu. Bence yıpranmış ve yorgunlar, ilişki onları çok yordu. Biraz daha zamanın geçmesi gerekiyor bence. Bir çiftin eşiyle tartışıyorsan karşısına erkeğini de alırsın bir süre sonra. Yani bu yani bilinen bir gerçek. Biliyorsunuz ki sanırım Batla Selin beraberler miymiş, tanışma yoluna mı çıkıyorlarmış falan. Evet, daha iki gün önce dedi beni yani çok geç değil, üstünden çok geçmedi, iki gün önce. Yani gerçekten son bölümleri izliyorum, yorumlara da bakıyorum. Gerçekten burada içimden geçmişsin. Halk görmüş Beyza'cığım, istediğin yorumu yapabilirsin. Ben senin bu evde 50 bölüm boyunca o yavan ilişkine saygı gösterip Ozan'ı asla boş oy bile olarak atmadıysam senden de biz bu saygıyı beklerdim. Biz de senin çok saygı duyduk. Mert'i yazdırıp da potada gidip ağlamalarını da çok çektik. Sen de Ozan'la ilgili bana çardaklarda ağlıyordun. Çok sıkıcı, çok sıkıldım. Olmuyor. Kritiklerde bizim konumuz açılmıyor. Çok sessiziz, biz hiç verilmiyoruz, görüntümüz verilmiyor diyordun. Sen ne gibi şimdi algı yaratmaya çalıştın? Algı falan değil, gerçekler. Bebeğim. Canım. Bugün de şirin olmuşsun. Ne yapıyorsun? Yani bugün çok modum yok. Ben fark ettim de o konuyu konuşuruz, hiç açmayalım şu an. Tamam gel, sen ben gelmeyeceğim. Neden sen gelmiyorsun? Sen gel konuşalım. Yok sen gel. Allah burada konuşalım. Bir şey söyleyeceğim ben genel olarak. Hatta Oğuzhan da benimle dalga geçiyordu, sen genişsin vesaire falan diye. Hiç evet. Şu zamana kadar böyle kısıtladığı bir konu söz konusu oldu mu? Arkadaşlar bana bir son dakika bilgisi geldi. Bakayım. Ne geldi? Nerede? Düşünüyorum. Oo, gerçekten mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Ya. Şakalar yapıyorsun. Nasıl yani, Murat fotoğraf atmasına mı karışmış Hira'nın? Haydi. Şu zamana kadar yani hiç öyle... Açık fotoğraflar atmasına mı karışmış? İlk günden yaptı bunu. Aa, yoksa Hira da Murat'ın fotoğrafına FaceApp mi yapmış? Ben karışmam, asla falan diyordu burada. Nasıl yani? Ben, bebeğim, ben bir şeye hayır diyorsam gerçekten onda bir şey vardır. Bak seni şu zamana kadar ne dansına karışım, aksine destekçin oldum. Evet. Ne kılık kıyafetine karışım ki asla karışmam. Ama bir şeye hayır diyorsam o resimde gerçekten çok ciddi anlamda bir şey vardır. Niye eğer var? Sen bak o resmi paylaşırsan, niye şu an daha senin o bölümlerin yayınlanmadı. Hani geldiğin bölümler yayınlanmaya başlasın. Çok ciddi anlamda çok tepki gör... Ya tepki değil de çok yorumlar gelir, ben bunlardan rahatsız olabilirim. Ama sen bunu güzel bir şekilde söylemedin dün akşam. Sürekli şu an güzel arıyorsun, söylüyorum. Uyutmadın beni. Demek yani neyse kardeşim, gelince konuşacağız. Bu zamana kadar benim tamam. Kısıtlama laflarımın sebebi karşına hoşlandığın bir insan çıkmamış. O yüzden bu şekilde bana ama katı bir adam muamelesi günden... yaptın. Şimdi bak çıktı, ne oldu? Şimdi anlıyor musun beni? Ama resmi görmen lazım. Resmi biraz işte şey bir resim. Öyle olur. Resim değil fotoğraf. Geleceğim. Konuşuruz. Seni çok öpüyorum. Tamam. Murat'ın fotoğrafına kim yaptı o şopu? Efendim? Murat'ın fotoğrafına o şopu ya kim yaptı? Öyle bir FaceApp yaptı ki o ben Murat değilim. Koca yürekli Hira. Ben yaptım. Artık fotoğrafları öyle olacak. Annem beni tanıyamıyor. Koca yürekli Hira Murat'a FaceApp yapıyor. Seni çok öpüyorum. Şirinem. Perim. Mutsuzum. Neden mutsuzsun güzelim benim? Saçlarımı yapamadım, tırnaklarımı yaptıramadım. Ona rağmen çok güzel olmuşsun. Kandırma beni. Kandırmıyorum. Yine beyaz giymişsin. Yine aklımı çelmeye beyaz çalışıyorsun. Beyaz giyme dedin ya, Allah'tan hep beyaz giyiyorum. Evet. Bu gidişle hep beyaz giyeceksin gibi. Büyük hatırın var mı? Var. Ama son noktayı güzel bir şekilde koyacağız gibi hep böyle beyaz giyersen. İnşallah. Yarın alışverişe çıkıyorum ben. Bugün... Birazcık uykusuzum, sana da söyledim.
Evet. O yüzden yanına gelmem lazım ki enerjim yerine gelsin. Benim de modum biraz düşük, negatif var üstümde. Acil gel, pozitife dönelim. Tamam canım benim. Öpüyorum çok seni. Geleceğim, kokulu kokulu öpeceğim seni. Ben de seni kokulu kokulu öpeceğim. Aa, kalbim atıyor. Yerim senin o göbeğinle kalbim. Durmuyor. Aşkım. Aşkım. Nasılsın? Keyfin nasıl? İyi, güzel. Bir problem yok. Gerginliğin falan üstünde değil. Ne? Gerginliğin falan üstünde değil. Evet, İyiyim çok, sen? Çok pozitif görünüyorsun. Ben birazcık geç uyudum. Uyuyamadım. Şimdi senin yanına gelip böyle birazcık benim de enerjim geri gelmesi lazım. Tamam, 5 dakika önce 5 dakika önce geldim zaten. Birazcık ani evet, oldu. Biliyorum. Geleceğim ben yanına. Ben sabah erken kalktım. Ben de uykumu alamadım. Birazdan geleceğim yanına. Birazcık birbirimize enerji veririz. Tamam. Öpüyorum seni kocaman. Ben seni öpüyorum. Bye. Günaydın güzellik. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Kombini göremedim. Üstün güzel de. Buradan nasıl göstereceğim? Etek var. Ama güzeldir. Orada şuraya bir şuraya geç baba. İşte. İşte bu ya. Heh şu pozuna... O bir pozun var. O pozunu yapar mısın bir? Seviyorum işte bu pozu. Naber? İyilik. Senden kahveni içtin mi? İçtim de. Sen de getiriyordun. Ben sana şeker bombası getireceğim birazdan. Kahve de istiyorum. Şeker bomb. Şeker bombası. Sugar bomb. Tatlı mı aldın? Anlamadım. Tatlı mı aldın? Görürsün birazdan. Uyuya da kalmışsın ya da fazla uyuyamamışsın. O yüzden sana bir şeker bombası tavan yapayım seni bir. Tamam görüşürüz. Bekliyorum o zaman bekle seni. Bekle beni. Tamam. Bye bye. Adam nasıl gazı verdi ya? Yıkacak gibi ortalığı. Camı çerçeveyi. Günaydın aşk. Ama olsa uçacağız. Günaydın. Nasılsın? Sessiz olur sessiz musunuz? Sessiz olur musunuz? Önemli bir konu konuşacağım. Nasılsın? İyiyim sen? İyi ben de. Dün konuştuk. Kendimi birazcık olsun anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım anlamışsındır. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben artık yapıcı olmayacağım. Biliyorum söylemişim değil mi? Yıkıcı da olmayacağım ama yapıcı da olmayacağım. Tamamen sana bıraktım. Seni izlemek istiyorum. Çünkü ben bu ilişkide kadın gibi hissedemiyorum. Çok fazla alıngansın. Çok fazla trip. Olayın çok fazla ve bunu bir gün düzeltiyorsun. İkinci gün tekrar yapıyorsun Ferhat. Seni istiyorum. Gerçekten istiyorum seninle olmak. Ama kendimden ödün vermek istemiyorum artık. Yani seninleyim ama geri adım attım. Artık adımlar senden gelsin istiyorum. Kendimi kadın gibi hissetmek istiyorum. Ben trip atmak istiyorum. Ve sebepsiz yere kurmalarından çok yoruldum. Dün bir video attın, çok teşekkür ederim. Umarım videoda söylediklerini, hareketlerine de geçirebilirsin. Görürsün, geçireceğim hareketlerimi. Bakalım, izleyeceğim seni. Artık aynen. Sana bıraktım, top sende. Bu ilişkiyi sen yönlendir. Ben geri adım attım. Tamamen sende. Bir şey söylemek ister misin? Neden? Allah'ım ya Rabbim ya. Ama şimdi gidiyor adam. Bak sen işte. Şeyken baksana. Şimdi bu ne demek şimdi yani? Ferhat. Ama tamam, böyle ama olmuyor yani, işte. Biraz yapıcı hiç güzel konuşmadın Gizem yani helal olsun. Ya yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Sabah çocuğun moralini bozdun zaten üzgün. Ben dün gece de konuştum. Moral bozmak için konuşmuyorum. Hayır, zaten hasta birazcık psikolojisi iyi değil. Benim de değil. Yapabileceğim bir şey yok. Ben ona elimden geleni yapıyorum. Ben çok yoruldum arkadaşlar. Siz de buna şahitsiniz. Kendisi de kabul ediyor bu arada. Ya ben sana hak veriyorum. Yani aşkım. Bence bana hak verenler vardır. Bu arada bitirmiyorum ilişkiyi. İlişkiyi bitirmiyorum. Oğuz ya. Sağ ol. Günaydın. İnanmış. İnanmış. Ne haber? İyidir senden ne haber? İyiyim aşkım ya. Rüyamda çok değişik şeyler gördüm. Ne gördün? Hadiseyi. Oha! Hadiseyle mücadele ediyorduk. Biraz hadise benimle alakalı. Çok iyiydi. Aşkım çok etmeseydin mücadele. Bak çok iyiydi. Yani ediyorduk işte aşkım. Yani sen misin ben miyim böyle bir şey yaptı. Tabii ki sensin. Aynen. Yani.
Tartışılmaz. Ben de öyle dedim. Falan bir mücadele, kabustu adeta. Kabusa mı döndü? Evet. Sonra? Öyle işte. Sonra ağlayarak böyle kanter içinde uyandım. Aşkım sen tartışılmazsın o konuda ya, biliyorsun. Aşkım. Tartışmaya açık değil. Yani şimdi neyi hayal ettim uyanınca biliyor musun? Dedim ki, şöyle dedim, isim vermeyeyim, bir sanatçıyı etiketliyorum. Aa, sonra şöyle haklı. Şöyle boynum kırılacak kadar böyle buradan hiç ayırmıyorum. Hani hep onu seçiyorum yani falan. Sen ne yapardın diye düşündüm. Boynu kırdık sen böyle düşündüğün için. Başı koptu. Benim, benim başım kopardı muhtemelen bu arada da. Anladım ben neye taktığını ama sana göstermiştim hayatım onu. Senin fotoğrafın olsa senin fotoğrafına karşı yapardık onu, biliyorsun. Aşkım bana göstermen mesele değil bu arada da. Etiketlemen daha combo yani, anladın mı? Hani bak atarsın, hepimizin beğendiği ünlü sanatçı illaki vardır. Ütopik bir şey zaten ama tutup da etiketlemen, bir de hani görsün diye bu kadar mücadele vermen. Üst üste iki tane 502 satışmış. Görsün diye mi? Hani bana böyle çağdıştı. Ne diyorum ben? Bana böyle yansıttı yani. Yanlış hayatım, görsün diye bir şey yapmam ben, biliyorsun. Peki görüp yazsa falan. Mesela. Hangi hadise olduğundan bahsetmiş. Büyük hadise olur. İşte hadise hadise yaratır yani. Yazarsa programdan çıkar kardeşim. Bak mesela ya, iyi sözleşmenin maddeleri yani. Ne diyor? Ne dedi duymadık. Ne? Arkadaşlar ben de sizin için böyle şakalar yapacağım artık. Bize neler çünkü neler çünkü siz gerçekten şakanın dozunu çok aşıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Size yapıldığında sakin. Burada tepki yağdırırsınız. Anladınız mı? Esip gülersiniz, erkeklik taslarsınız ama siz ne hikmetse bize önünüze geldiği gibi şaka yapabiliyorsunuz yani. Kim direkt biliyor pota. Bu ben Buse'ye hak veriyorum. Direkt potaya çıkarırsınız. Ben Buse'ye hak veriyorum arkadaşlar. Evet. Beyza iki şaka yapıyordu, direkt potaya çıkarıyordunuz. Asla ve katiyen böyle bir şeyi hiçbir erkek kabul etmez bu arada. Mert'cim seni kınıyorum. Aynen. Hayatım o bir kere olur bir daha olmaz, merak etme. Sen söyledin ben bana bitti. Ben hiç zannetmiyorum. Bence senin tavrından dolayı yüz bulup yapabiliyorlar bu şakaları. Yok yok, merak etme, bir daha olmaz. Öleceğiz. Kim ne şakası? Sen de onu bir daha görmezsin o videoları. Rahat ol. İnşallah. Agabey. Ya belki. Duvardaki resmini Avunur gönderdi. Dilara, Aynur ol. Hadi Aynur olacağım. Prensesin bugün biraz özel işleri var. O yüzden aramıza dahil olamayacak. Ama onun burada olmaması demek benim yanımda olmadığı anlamına gelmez. Kim öyle arkandaymış. O burada yok diye bu tişörtü giydim bugün. Sağlık olsun. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Bugün nasıl geçecek benim için bilmiyorum. Büyük ihtimalle çok özleyeceğim seni. Gel artık ne olur. Bekliyorum, lütfen burada yanımda kal. Hani söylemiştiniz ya, kritikti zaten. Direkt o yüzden söyleyeceğim. Kendini geri çekme olayı. Bu. Ve ben bu telefondayken tekrar söylediğim için Oğuz, yani güzel bir konuşma olmadı. Çünkü Oğuz benden şey bekliyormuş telefonda, hani daha güzel gelmemi bekliyormuş. Ben bir de tekrar onu söyleyince olmadı. Ama sonra düzelttik. Sonra düzelttiniz. Hı hı. Geri aradım ben 5-10 dakika sonra. Çünkü iyi çok geçmemiş. Ay şimdi böyle kötü kapattık. Yani kötü kapattıktan kastım soğuk kapattık, tamam mı? Ben hiç gelemiyorum öyle şeylere. Çünkü Oğuz hiç soğuk davranmıyor. O yüzden normalde. Evet, aklı fikri hep sende onda. Boş ver, sana öyle aradım. Gelene tabii ki de öyle güzel. Sonra çok aradım güzel. Ya. Nasıl hoşuna gidiyor biliyor musun? Hemen yumuşadı. Of. Çok tatlısınız. Maşallah kim bensin. Ben bu hayata izlemeye gelmişim biliyorsun. Ben de yaşamak bakalım, istiyorum. Bakalım kanun olacak. Şey. Bilmiyorum. Ama çok sinirli o. Bu da daha tam açılamadı. Ben mesela sinirli erkekten şeyde kaç. Dedim ki merak ediyorum. Yani ben çok yüksek boyutta birini istemem yani. İleride çünkü sorun yaratabilir bu benim için. Gerek yok yani o kadar büyük tepkilere. Çünkü o tepkiyi mesela herkes fazla buldu ya. Evet. Biliyorsun dünkü mevzuyu. Onu tekrar sordum ben. Yani dedi ki daha hani tam benim şey yanımı görmediniz falan diyor bana, böyle sinirli yanım mesela. Ben de onu merak ediyorum. Ben dedim ki ben dedim kimse dedim beni çağıracağım.
Aşkım yapma. Ama niye yapmayayım? Ya, yapacak mısın? Yapma. Hayır, bile bile. Tamam yapma yine de. Neden yapmayayım ama? Aşkım yapma ne olur. Ama ne tepki vereceğini merak ediyorum. Bana o kadar rahat davran. Bir şey yokmuş gibi sohbet ediyoruz. Ben de öyle derim. Sohbet ediyoruz canım yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben katı bir adamım. Asla değilim değil mi? Sen bence katı adam değilsin. Ama birazcık bak hoşlandığı yani... için kıskanmaya başlamış. Değişiyor hafiften. Kanka kıskanmaktan ziyade şöyle. Bana dün bir resim gösterdi. Kanka bak şimdi sende bir yanlış anlama. Şey var, Yeliz'le şeyle birlikteyken Yeliz'in hiçbir dansına laf etmedin. Aşığım diyordun. Ama karşılık görmedi o yüzden. Şimdi, yo Yeliz de o bir ayda... Şu an Hira da gerçekten belli ediyor ona karşı olan ilgisini. O yüzden devam edebiliyorlar. Kanka ben normal şartlarda zaten şeye karışmam. Hani böyle kılık kıyafet bilmem neye de attığı resmi falan şey görseniz bana... Çok mu ekstra? Olmaz. Acaba ben yani bilmiyorum sen bile rahatsız olduysan oha yani. Kanka ne olabilir ki en fazla ya? İşte o derece. Bat saatler olsun canım. Eyvallah Burun. Yani hani mesela şimdi onun bölümleri gelsin. O bölümleri geldikten sonra bir de o resmi var ne yorumlar gelir. Kanka çok şey yani. Bikiniyle. Yani. Ben normalde ya bikini var. Sen attırır mısın? Bikini mi? Ben de atırmam. Ya ben normalde atırım ama bu farklı bir şey yani. Senin bir baksana. Gece uykuları kaçmış belli adam. Uyumamış ya da göz atlarına bak. Yok kanka. Ben normalde asla kısıtlamam. Kılık kıyafetini çok övüyorum. Oynayışını tamamen destekliyorum. Beraber oynuyoruz. Ama ben bir şeye hayır diyorsam onda bir şey vardır kanka. Bence önceki hanımefendilere bu kadar yüksek değildin. Bu hanımefendiye çok yüksek bir anda oldun. Çok yükseldi değil mi? Bak Murat'ın onca şeye rağmen çıktı dışarı. Mesela ben Murat yerinde olsaydım o kadar sen laf ettin ya ben bir daha geri dönemezdim. Kesin bu kız bana şey yapar, şey yapar falan. Ben acaba intikam alır mı hesabı? Yok abi nefes alınca trip olacağım yani o derece gelmişiz. Yani böyle bunu yapsam trip döneceğim. Abi döndüm, kız beni görmesin diye. Ne var onda, günah mı? Suç mu işledim abi? Trip, her şey trip. Bu da mı trip oluyor yapınca şimdi? Ya öyle algılıyorlar demek. Sonra da Ferhat trip işte. Konuşalım sen o. Dünkü olay. Bak ben de geleyim de çünkü dün... Gel. Gizem bir şey dedi de arabada o yüzden. Ne dedi? Aynı demin dediklerini dedi FaceTime'da. Sağ mı söyledi? Yok ben Rümeysa oturuyorduk ya. Ben önde oturuyordum. Rümeysa da vardı. Okay. Şu an dedi diye sana diyorum. Ne dedi? Demese demezdim hani öyle bir yanlışım olmadı çünkü sizin konunuz bu. Aynen. O dedi diye ben size dedim. Şimdi neler oldu bakalım bir özet geç. Kaan dedikodu yapma Kaan. Çok trip yapıyormuş öyle. Kendini kız gibi hissetmiyormuş triplerimden dolayı falan hani ben dedim böyle deme falan yani bir bakın evet, yine konuşun. Öyle bir cümle duydum yani aynen. Kendimi kadın gibi hissetmiyorum dedi yani sürekli dedi bir trip dedi. Abi %30'un suçu var mı o? Yapma diyorum hareketlerine dikkat et, laflarına dikkat et. Mesela? Bazen dün bir olay oldu. Ben dedim sen niye bunu dedin Görkem'e? Yok ben Görkem'e de İrayda'ya söyledim. İrayda evet doğru tamam dedim. Kapattım konuyu orada. Yanlış anladım özür dilerim kapattım konuyu. İlayda'yı Görkem zannettin. Onun üzerine ne kadar suratını düşürdün ya. Yok anlamıyor. Anlamıyor. Ben böyle bir model görmedim ya. Ben böyle bir insan görmedim ya. Hala ne diyordu? Hayatım sen dün bir saat boyunca suratını düşürdün. Sebebi ne? İlayda dedim mi Görkem zannettin. Haksızdı. Bana döndü dedi ki. Sonra ne yaptı haksızken kıza? Aa tamam. Sorun yok. Ha, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben bu konuyla sen ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Ya İlayda? Ben bu konuyla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Dur. Ben de abi insanım yani yanlış anlayabilirim ne var konuda? Peki bu kadar patlamasının sebebi ne? Galiba bu genel anlamda diyor. Ha bir de şey dedi biraz geri bas çapmış yani. Ya geri hani bastı bakalım. Seni izleyecekmiş dedi. İzlesin. Ha bir şey ters tepmiş ama yani şu anki bir gece bir şey olmuş ki bu kadar yüksek. Ya bu yüksek... konuşma işte dün oldu. Anlayamadım ki ben konuyu. Niye anlamadın abi sen? Ne anlamıyorsun? Abi İlayda Görkem Mörgül'ü yaptın. Abi ben sana bütün haftaları mı şimdi sözleştireyim sana buraya? Bütün haftaları kağıda mı yazayım? Damgadan, belediyeden. En son belediyeden. Şu an bir şey patlatmış, pimini çekmiş bu hanımefendi. Abi dünkü olay neydi? Getirip atmışım, yine robot surat asmışım. Robot. Surat asmam da alakası yoktu, anlatmaya çalıştım değil mi? Fakat anlamak istemedim, duymadım, konuşmak istemedi. Bir olay oldu dışarıdan. Ona kafam takıldı. Ondan sonra 2-3 bir şey daha oldu dün, hatırlamıyorum zaten. Öyle oldu abi yani ama bu genel anlamda diyor. Bu sırf dün için değil. Hadi gel biraz kafa dağıtalım bak. Erik Dalı'nın çalışalım. Yok abi ben çalışasım. Vallahi yemin ederim istemiyorum. Gel. Vallahi siz oynayın. Kardeşim ben gelir misin? Abi istemiyorum vallahi istemiyorum. Siz oynayın. Otur gelmiyorum. Ben gelirim bakmaya ama. Gel. Ya sen mesela sudan güzel at.
Bu ben dedim yani hemen şey yapma, böyle fevri davranma. Çatı kızı hani sen bir sakin ol dedim hani. Anlıyorum, seni de anlıyorum dedim. Hani Ferhat, ben de öyle biraz sandım tripli ama bunu seni kızdırmak için yapmadığını bil yani. Şimdi bu kız sürekli bu adam için uğraşıyor, tamam mı? Evet. Trip atıyor adam, kız sürekli gönlünü almaya çalışıyor. Abi kadın biraz trip atar, erkek bunu çeker. Gizem her gün Ferhat'ın saçma sapan triplerini, dün kız dönmüş bana diyor ki iyi kötü beni tanıyorsun sen Görkem'e dedin. Her şeyi alınıyor. Kuruyor. Aşkım bir, böyle bir benimki şey gibi bir kurma da değil. En azından ben bir şey oluyor ona yoğunlaşıyorum. Görüyorum. Bu olmayan bir şeyi buluyor ve bu kıza bu evi zindan etmeye başladı. Sürekli trip sürekli trip, Gizem artık ne yapsın? Hayatım ya dün gülebiliyor değil mi? Evet, kritikte kahkahaları dışarıya boğdu. Dışarıya bile çıktı gülmek için yani. Bana gelince bana bir şeye trip atıyor, haberim bile yok neye attığını. Uzaklaşıyor, yok dışarıda kötü olay yaşadım. O zaman onları nasıl gülebiliyorsun? Onları Gizem, gülüp sana somurtuyor mesela. Evet. Gizem yanlış anlama ama bence o bunu bilerek yapıyor. Yani artık ben öyle düşünmeye başladım. Nasıl çünkü bilerek? Bir değil, iki değil. Evet. Sürekli Gizem ne söyleyecek diye bakıyor. Hani bir şey buluyor. Sonra böyle. Ayrılmak bu hareketler. Bir de hep diyor ki gala ne zaman? Mı istiyor? Ayrılmak gala istemiyor. Sen ayrılığa getirince konuyu tutuşuyor, korkuyor ama... Hayatım ben ayrılmak istiyorum demedim. İzlediniz değil mi? Ben kelebekli gördüm. Hayır, dedim söyledim. Seni istiyorum dedim. Ama yapıcı geri olmayacağım. Adım, geri adım dedi. Atıyorum dedim. Ya hala şu an orada seni suçluyor. Bir gelse de buraya bir dese ki. Gel yok, böyle. Yok ben gidecektim, vazgeçtim yanına. Dediğini duydun mu? Ne dedi? Hala beni suçluyor. En son ne dedi ki? %30'da onun o ne diyeceğini bilmiyor. Abi benim ağzımdan yanlış kelimeler çıktı. %70'lik kısmı siliyor. %30'luğa takılıyor. Evet. Bir... Ritmi biliyorsunuz. Hadi. Hazır geliyor. Geldi. Tekrar. Sağ. Şimdi. Hayır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Döndüm şimdi. Bir, iki, üç, dört. Tekrar geldim. Bot kaymıyor he. Vallahi bot kaysa. Yine kaymıyor. Yerimize sayacağız. Dört, beş, altı. Say. Alkış gelecek. Hazır. Geldim şimdi. Tekrar. Hazır çapraz gidiyorum. Hayır. Hayda. Altam olur gibi oynuyor zaten. Hayır. Tekrar. Kaldır aman. Yürü Murat hadi. Dön. Say. Bekle. Kaldırıyor muyum burada elleri? Aynen. Alkış geliyor. Geldi. Gel. Aynur, sen, ben, Rümeysa, Dilara. Evet. Beş kişiyiz ha. Nihle de ana kadrodan değil. Evet. Biz beş kişiyiz ana kadrodan kalan. Sen beni ilk bölümden beridir gören bir kızsın. Beni ne zaman böyle gördün? Mesela Gizem'le kavga ettin. Ferhat'ı yazabilirsin. Kimse sana neden yazdın demez. Ya ne zaman ama beni böyle gördün? Ya da niye? Niyetine evet. Ben ana kadrodanım abi. Yok, benim ne zaman böyle bir aşkın içinde olduğumu gördün? Hangisiyle oldun? Mert'le böyle oldun mu? Olmadım. Mert'ten sonra diğeriyle böyle, adını anmayayım. Diğeriyle böyle oldun mu? Olmadım. Kimin yanında ben böyle sessizleştim? Kimin yanında o diğer cazgır yelizi törpüledim? Adam bana başka bir isimle sesleniyor. Ben yine de sessiz sakin duruyorum. Otur bir düşün bu kız. Niye bu kadar sessiz sakin? 50 bölüm boyunca car 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 carlayan Yeliz niye şu an böyle? Demek ki bir şeyleri oldurmaya çalışıyorum ki böyle. Ben sana 50 bölüm tölere edip senin o adayına iki kelam sohbet etmeyip höt höt oturmasına rağmen hiçbir şekilde potaya çıkartmayı geç ya. Boş oy bile atmamışken sen niye bana bu saygısızlığı yapıyorsun? Böyle mi anlaşıyoruz? Bundan sonra böyle anlaşılacak bu arada. Herkes için geçerli. Hayır bu niye ben abi? Gizem'e daha dün yayınlanmış ilacını kullan, sakinleş demeyi biliyorsun. Aynen. Yaz o zaman abi partnerini. Ver yani şimdi. Oradan da tavrını, şeklini koy. Orada ben bu yoktum, duymamışım. Ben zaten o kafayı hiç anlamıyorum. Ne bak, kadar ben Dilara'yı bile kadar diyorum. Dilara diyorum. Ben yani yazacağım ama riskli isim olmadığı için hem yazıyorum hem de benim sıcak bir olayım var. Senin bahanenle yazacağım yani Mert'le kavga etti diye de değil bu arada da erken öyle bir şeye de girmem. Ama söylüyorum. Ha derse ki Buse riskli, Oğuz'un çok yazan olacak yazma dese yine yutarım yine yazmam evet. Onun için. Evet.
Ama hayır, yani... Hayır, bir de yani işin garip tabii. Bak ben mesela Görkem'le beraber diyeceğim ki Görkem, Görkem'le bizim öyle bir anlaşmamız var. Yani boş oy anlaşması yaparız. Ben Görkem'e yazarım, Görkem beni yazar. Planım buydu benim. Hani Görkem onay verirse tamam beni yazabilirsin boş oy olarak. Ben de seni yazacağım derse. Karşı taraftan biriyle anlaşırım. O beni yazar, ben onu yazarım. Boş oy niyetine gelir, kim potaya çıkıyorsa çıksın. Hiçbir şeyin vebalini almak istemiyorum çünkü hep çift dolu. Sen benim yüzüme baka baka kuliste nasıl dersin ya? Ben onlar belki öyleler, yazacağım onlar diye. Onlar öyleler aşkım. Hayır ama bak bu dürüstlük vicdansız, değil. Bunun dürüstlükle alakası yok. Bu evet, saygısızlık, bu bencillik yani. Bana benim ne zaman bu evde biriyle öyle olduğumu gördü? Aşkım hiçbirimiz görmedik. Yani. Yani. Ne kadar ayıp. Çocuğun sesi çıkmıyor, sesi çıkmıyor. Niye? Seninle gelip konuşmak zorunda niye mıydı? Niye? Seninkinin sesi sana çok mu çıkıyordu? Sana merhaba mı demek zorundaydı? Yok, Kaan'ın sesi çok mu çıkıyor? Kaan'la iki kelam kimse sohbet etmedi bu arada buradan. Eden var mı? Hayır. Yani saygısızlık, saygısızlıksa görürler. Al aşkım iki kahve. Yani. Dökecektim, dökmeyeyim. Bak. Son el, yani bu ilk 50'den sonra ikinci 50'de o kadar sessizim, o kadar sakinim, evet, ki yüz buluyorlar. İlla diyorlar göster bana o Yeliz'i. Yani, göster, hayatım sen busun. Bunu bastırmaya, Berk'le olan olaylarda bastır tabii ki. İçine hani dur, kapanabilirsin onunla ilgili konularda çirkinleşmemek için. Atıyorum Murat konularına sağlış olmazsın, başkalarına konulmasın. Ama kendini savunacağın yerde savun. Bunun Berk'le alakası yok ki. Bu, hayır, ben Berk'ten önce de zaten sessizdim. Yani. Berk'ten önce de tamam, sessiz işte kalmayı tercih olmayacaksın. Ediyordum. Sessiz yeri kalmak geldi. Olay yoktu çünkü bu arada da. Evet. Olay olmadığı için sessizdin. Ama şu an hakkını savunmaksa savunabilirsin tabii ki. Geliyorum hemen. Yani. Bence Gülmeyi sonra konuşalım mı? Yok. Konuşacağım ya. Galada görür benden, alır yo, cevabını. Kritikte de ben... açılacak bir konu. Açılsın. Ama sonuna kadar haklısın yani. Ne o? Parfümü beğenmiyordun. Evet. Kendime yeni parfüm aldım. Aa. İstersen bir kokla. Tamam. Bakayım. Ama bunu bu evde sıkamazsın. Sadece haberin olsun. Senin yanına mı sık? Evet. Bak şimdi sen benim kokuma bak. Senin kokuna her zaman bayılıyorum ama. Hadi kokla. Her zamanki gibi çok iyi kokuyorsun. Ama bu biraz farklı biliyorsun. Bunun etkisi, bu aşk parfümü aşkım. Bunun etkisini şu an şimdi görüyorum. Şimdi sen aşık olmaktan korkuyorsun ya, bunu sıktıktan sonra da aşık olacaksın. Bunu o zaman bana yapma çünkü üzülüyorum. Neden? Aşık olursam çok bağlanırım sana. E bağlan aşkım, daha iyi işte o zaman. O zaman... Üç oldu, üç oldu, dört oldu. Şimdi geri, geri. Şimdi. Ya bir. Burada artık salça. Hayır, yeterli. Ya Burak öndeyi yönlendirsin. Hangi koreografi yaptığını önemli değil. Oldu, oldu. Hiçbir şey yapmadım. O kendisi de kabul ediyor. Geçmişte yaşadığı sorunlardan ötürü güven sorunu var. Paralayaklık diyoruz onu, biz ona. Okey, öyle demeyelim de.
Ben onu anlamaya çalışıyorum. Ama bir yere kadar kendime olan saygımı kaybediyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum ki cilve yapamıyorum senden ya. Senden ne kadar kendini anlatmaya çalışacaksın, açıklamaya çalışacaksın. Kadın gibi hissedemiyorum diyorsun ve sen buna çok önem veren. Önemsemiyor bunu ya. Birisi. O kadın, ben erkeğim ya. Hiç sevmem ben de. Gerçekten ben ya. Kadın gibi hissedemiyorum şu an. Eril ben, enerjisi oldu yani kızın ya bir anda. Ya sürekli yapıcı yapıcı yapıcı. Bir de aşkı kuşka bir kız, anladın mı? Her şeye yapıcı yaklaşıyorum. Bak onu da kaybetmek istemiyorum. Burada mı hata yapıyorsun acaba? Biz mi gidip konuşsak acaba? Ya neyi konuşacaksınız arkadaş, ya? Ben çok denedim Ferhat'a. Bu sefer bana diyor ki sen avukatsın, sen gizem. Tabii aşkı ki. Aşkı Ferhat'la öyle sen arkadaşı tamam ben değil. Kötüyüm, sen iyisin. Avukatım. Bir gün Ferhat'la kavga ettik şeyde. Kritikte. Evet. Yorum yapacağım yani. Gizem bak demiyor, sen bir sus. Öyle. Böyle falan tepki veriyor. Evet ama yani. Ama öyle de tepki veremez yani. Sen sonra özür diledi çocuğu. Özür diledi ama. Özür ama yine de çok fevri bir o çocuk olduğunu anlatamıyorsun. Ben Gizem'le Elize ağlattığı gün, Gizem'le Elize ağlattığı demeyeyim de o gün onları korkuttu biraz, tamam mı? Ben de gittim Ferhat'a kızdım. Dedim ki bak bu kadar yükselme, kızlar korkuyor. Orada bile sen işte Gizem'lerin avukatısın. Gizem ben İlayda'ya sürekli seni işte sürekli seni dinliyorum. İlayda'ya sürekli dert anlatmaya çalışıyorum diyor. E çünkü Gizem anlayınca kötü anlamıyorsun. Kötü birisi değil. Bak kötü birisi olsa onu istemem. Hayatım iyi kalpli olduğunun farkındayız. İyi ama kalpli. İyi kalpli diye de kusura bakmasın. Her gün onun tribini çekemezsin. Erkeklere bile bıkmış. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Tek merhaba. Mi geldin? He? Tek mi geldin? Tek geldim. Yine ne aldınız birbirinize? Yalnız değilim, tek başımayım. Yine ne aldın? Yine çikolata mı ne? Bir şeyler bir şeyler. Gergin ya hanımefendi. Bahar'a çikolata. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Bye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşkım. Aşkım. Ama tam selam. Yazıyordun. Yazdım. Selam. Bitti o kadar. Üç harfli. Vay kaynakçı gözlüğüm. Aşkım. Gözlüğüm evet, inşaatçı gözlüğüm var. O kaynak mı açıyorsun? Neden gelmedi? Ne? İzin almadım. Ben izin aldım. Bana izin vermediler. Ne hoş geldin işte. Hoş bulduk. Takayım mı? Aşkım bu ne? Aşkım sana sürpriz. Ya, oturalım mi? Aşkım, hiç takmayalım çünkü batıyor bana. Burada oturacak mıyız? Bardağımı buraya bıraktım. Nerede oturalım? Nerede oturalım? Çok kokuyorsun. Nasılsın? İyi misin? Keyfin nasıl? O çıtık domuzun. Ben gidiyorum, üçüncü yaşı nereye? Olmuş. Otur istiyorsan. Yok yok, biraz sonra gelirim. Yok, siz yok. Biraz vakit geçirin. Nasılsın? Aşko. Takayım mı? Takmayayım. Yok aşkım, buraya oturacaksak takmayacağım. Tamam tamam, oturalım, sen de rahat rahat otur. Tamam. Çok güzel olmuşsun bugün. Hı. Evet, böyle teşekkür bir ekstrasın. Benim saçım çok kötü oldu ama. Hayır aşkım, çok güzel. Aç bakalım. Aç, çok heyecanlandım. Nasıl kutu? Çok güzel. Küçük, içinden ne çıkacak? Aşkım bu düğüm mü olmuş? Aa. Evet, dur. Saçların da çok güzel. Hı, beğendin bakayım mi? İstiyorsun. Hayır, hallettim. Aferin. Düğüm açamayan kaynanasıyla anlaşamaz. Sen yani kaynananla anlaşacaksın. Anlaşabiliyorum. Hadi bakalım. Aferin sana. Bu bir yemek mi? Hmm. Afiyet olsun, gördüm çünkü. Aşkım bu ne? Aşkım bak. Ayıcık da var. Bir tane daha ufak bir ayıcık. Olmasın mı? Oy. Olsun tabii ki. Yiyeceğim seni. Çok güzel şeyler alıyorsun. Nasıl? Efendim çok tatlı değil mi? Evet. Bu benim. Evet. Çikolata bulaşmış ayıcığımıza. Olsun, birazcık o da yemiş olsun. Ya bunları da sonra böyle oynarsın, böyle patlatırsın. Gizem! Aşkım. Çok iyi durmuyor mu ya? Çok beğendim. Çok sen, güzel. Sen kesinlikle çok beğendim. Bir de birazcık böyle evet, bunu, ben bunu anı kutumuzda seviyorum. Gibi bir, birazcık değil mi? Ki, onu da çok seviyorsun değil mi? Evet, çok. Oy oy oy. Oy oy oy. Böyle. Bakalım çekebilecek mi? Ya kardeş, görüyor musun? Küçük enişte. Küçük enişte de, küçük enişteye bakmayın siz. Yanıyorum lan. Aa! Küçük enişte yani, aşk olsun. Oh. Yoruldum küçüksün ya. Küçüksün, şahan diyemedik de ama yani o kadar küçüksün de elimizi de kırma yani. Gerizekalı seni. Terbiyesiz. Nail olası pislik. Allah'ın cezası. Abi baksana kapıya. Şey, baklavacı geldi galiba. Dünden kalma. Dünden kalma. Dünden kalma, baklavacı. Niye bu kadar kıskanç bir adamsın? Abi kıskanç hariç.
Ne yapsam trip? Demin zırla mıyım diye önünde? Ağla mıyım diye? Beni güçsüz görmese dönüyorum, trip atıyorsun. Kanka sen birazcık trip atıyorsun. Abi ağlamak triple ne alakası var onu ya? Onu demiyorum ya. Genel ben, anlamda. Tamam genelde ben hak veriyorum ya. Yalan mı diyorum? Ben demin diyorum ya. Döndüm önünde ağlamayayım diye trip atıyorsun. Trip ne? Yani bu lafı duymak da nefret kapımı şu an. İğreniyor o laftan ya. Hangi nefes alsan mı trip alacak? Hani o derece nefes aldın trip attın. Hangi laftan kanka? Trip atış kardeşim. Ha. Midem anıyor lafı duyunca artık. Aso. 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 Hava aç kısmı. Was? Ich habe Hoben ist doch. Hiç gene şey bulacağım artık. Şirine. Şirine. Ne yapıyorsun? Hiç kalkma zaten. Kalkma, kalkma. Ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? O sana özetledi mi sen? Evet, tam özetliyordu. Tamam, aynen. Özetliyordu. Anlat bakayım ne anlatacaksın. Ben anlattım. Tamam, sen atmadım anlat, ben dinleyeyim be. Uyumak için atmadım yani fotoğrafımı. Uyumak için mi acaba? Ya hem Murat dedi diye. Hem de artık yani uyumak istiyordum çünkü sürekli arayıp arayıp atma 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 dediği için. Ben direkt sana bir de özetleyeyim. Şu zamana kadar ben birini hiç kısıtladım mı? Yani birilerinden örnek vermeyeceğim, direkt senden örnek vereceğim. Aksine dans etmesini destekledim. Evet. Beraber dans ettik. Kılık kıyafet konusunda seviyorum. En güzel giyinen sensin. Desteklemeni seviyorum. Ben sonuna kadar zaten her şeyde evet, arkandayım. Evet. Ama ben bir şeye hayır diyorsam gerçekten onda bir şey ben vardır. Ben şok oldum. Dedim ki çok yükselmiş. Ben de şok Murat oldum. Kıskanıyor. Başka bir açıklaması olamaz. Ya kıskanmaktan ziyade sen resmi gördün mü? Yok, gösterecek şimdi. Ya bir gör. O kadar. Ya bir gör. Ya bölümleri yayınlansın. O fotoğrafın altına ne yorumlar gelir. Şakayım. Yok. Günaydın. Günaydın. Bak, bir ara geldin. Ciddi bir ara geldin. Hadi gel. Ben geldim. Nereye abi? İzin abi. İzin iste. Sen de gel. Hoş geldin. Yavru kuş. Gülme, gülme. Gülme gel böyle. Ben tek geldim bu arada. Hani gelmeyecektin? He? Selam. Gelmeyecektin. Geldim işte. Selam. İzin aldın mı? Selam. Çok. Dur kankama sarılayım. Yine bir nur inmiş kardeşim. Dur, dur. Gülme. Dur bir şey. Gel böyle. Sen bizi sonda çok boşladın ha. Siz... Ne oluyor lan? Kardeşim ben Dilara değilim. Sattı seni. Sattı seni son zaman fark etmişsin. Evet, abi. Çok ilgisiz davranıyorsun. Kankana, kardeşine. Kim ilgisiz davranıyor tartışmayalım bence. Senin ilgiye mi ihtiyacın var bakayım? Hayır, hayır, kardeş ilgisine. Kardeş ilgisine. Aşk anlamında. Kıskanma lan bizi. Oğlum bak bilal saçını bozuyorsun. Bir daha nasılsınız? Bu hareketleri yaparsan sana harbi koltuğu fırlatır atarım. Hüseyin izin aldı mı? Hüseyin izin al. Dışarıdaydı zaten. Gelir o da büyük ihtimal. Sen izin al. Senin kardeşin de benim, baban da benim, kocan da benim. Evet. Peki. Enişten de benim, amcan da benim, her şeyin benim. İrem'e biraz hoşuna da gitti sanki. Ya Murat'tan beklemediğim için birazcık şaşırdım tamam, şimdi yani. Her şey karışmıyoruz ya da o kadar da değil. Ben bir şeye gerçekten İlayda yemin ederim hayır diyorsam onda bir şey vardır. Ya zaten o. Senin evet kıskanç bir yapın, kısıtlayıcı bir yapın yok. Yok. Ben de ona şaşırdım. Acaba dedim ki gerçekten bir de hani sen hani annenin fikirlerini evet. Falan da önemseyen birisin ya. Onu da söylemişsin. Dedim evet. Ki hani gelecek düşünüyor. Ve hani ister istemez gelecek düşündüğü zaman en kıskanç olmayan adam bile, en kısıtlamayan adam bile artık böyle kısıtlamaya başlıyor. Ama ilk günden hayatım, daha dün girdik. İlk günün son günü yok ki. Ama daha ay, dün sen... girdik. Ay, hemen dün böyle oldu. Kısıtlamamam mı lazım? Sen de ama yanlış düşünüyorsun. Bak direkt Instagram atmamış, önce sana atmış. O zaten Instagram alsaydı çok ciddi kavga ederdi. Bu ne derdim, kaldırtırırdım ama. Net. Bak ben bir şey, bak bir şeye karşı çıkıyorsam gerçekten absürt bir durum vardır. Ben şimdi annem falan... Profilini falan da gösterdim. Gösterdin mi? Tabii canım. Beğendi mi? Ya dış görünüş olarak şey, bu biraz şey dedi sanki hani. falan filan. Her aynen. Neyse, bir de o resmi falan görürse bu ne der? Olmaz. Kıymalda. biraz bunu el bebek bebek büyütmüşler ama. Evet öyle bu arada, gerçekten öyle evet, büyütmüşler. Evet dediğim her şey oldu bugüne kadar. Bebeğim bir şey söyleyeceğim, sen benim üzülmemi ya da kavga etmemizi ister misin? Bence istemezsin. İstemem. O yüzden ben zaten aslında tam hani uyarıcı konuşup kısıtladım ama tatlı dille aslında biraz da şey yaptım. Tatlı dille sert yaptım diyelim. Yok. Onu olmaz yani. Bu konuyu kapatalım. Çok üstünde falan durmayalım. Evet bence de. Aynen. Bu nasıl? Bunu sevdin mi? Çok sevdim. Bunun adı ne? Bunun adını da şimdi ne koysak acaba? Bu da sen ponisin ya. Hı. Bu da papi. Hayır papi sensin. Bu, işte bu da papi. Tamam. Evet olsun. O evet.
Olur değil tamam. mi? Tamam. Zaten tabii. Bu da böyle kumral sarışın bir evet. şey. Sen de. Tamam işte. Ama hiç tabii. yemiyorsun. Yiyorum aşkım. Çekmesine rağmen canım keşke şeker bombası gelseymiş. Hayır bu daha iyi bu arada. Bence bir tık daha iyi. Çok sanki. Hoşuma gitti. Evet bu çok çok güzel. Son olarak senden tekrardan rica ediyorum Serpil'cim. Biz Bat'la beraber kadınlar evine gidebilir miyiz? Diyor. Acaba Gizem bizi görüyor mudur buraya? Düşünsene bir. Olabilir. Ama belki acaba Gizem de mi geliyor olabilir? Bir şey olabilir. Serpil, sanırım Gizem gelsin abi. Kız dedi ben bir adım çıkıp geri çekiyorum. Bunu gelsin. Bence gelebilir. Ha gidin ben, diyor. Serpil. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke. Abi yani şimdi diyoruz da çok tuhaf olacak sana söyleyeyim. Niye? Ben sana söyleyeyim. Ortalığı sen karıştırma. Fazla detaya girme. Ben yine ortalık karışmaz sonra sinirlerim dolaşmayalım. Kardeşim ben de rahat ol. Halledeceğiz abi, halledeceğiz. Oğlum şuradan bir git ya. Bak harbi diyorum koltuğu fırlatacağım sana bir gün. Ha. Ya sen daha nereye düşürüyordun şuradan ya? Taşınıyorsun şurada ha. Bebek çorban gelmedi bu arada. Özledin mi beni? Özledim tabii ki. Çok mu? Çok. Bak Buse de geldi. Bunu mu yemişim bugün ilk defa? Bunu mu yedim evet. Ama yanarsın ben. Yok bu yakmıyor. Lütfen bize ayıp. Efendim? Ne yapıyorsun? Anlamadım ben herhalde. Anlaşılır. Sen Türkçe söyle kanka. Tabii ki ama baba. Kut kurmaysa her şeyi bilir mi bir mesaj için? Tatlı aldım. Seviyorum seni. De bu sarılayım. Berke ne haber? İyiyim sen nasılsın? Yalnızsın mıyı? Şimdi konuşalım mı? İşte bu. Hadi konuşun çözün. Bak elim tutmuyor benim. Küçük yengeye bak. Küçük yengeye şu ortalığı yapma. Elim tutmayacak mısın? Konumuz elini tutup tutmamak değil bence. Sen dedin ya bir adım geri atıyorum. Ben de bir adım öne geliyorum. Tamam gel gel. Yani gel artık. Artık bir adım öne gelmeyi hak ettim bence. Tamam bir fotoğraf için de siz de yani ilk günden aranızı bozmayın yani atmasın. Ben benzer kelimeyi söyledim bu arada. Ama şimdi bir fotoğraf izin yüzünden dedim diye. Hani ben sana ileriye dedim yönük dedim. İleriye dönük dedim düşünüyorum. Bir fotoğraf yüzünden dedim birbirimizi dedim bozmayın. Kırmayalım. Daha dedim hani bugün dedim tanışma yoluna girdik. Evet, hani tamam. Dün biri bugün iki falan diyor da. Telefonda hayır ileride ben neden korkuyorum aslında biliyor musun? Biz şu an yolun başındayız. Tamam hadi ben buna tolerans gösterebilirim, atmayabilirim. Ama daha ileride daha yeni, daha fazla karışırsa. Yapmayacak. Hani, yok, ben öyle çok karışacak bir adam değilim ama bir şeyi... Fotoğraf değil de bu sefer hani başka hani... Aksine hoşuna gider. Çünkü senin istediğini böyle gerçekten yaptım ya. İstediğini yaptım da bir daha yine karışacak diye şey yapıyorum yani. Sen de illaki onun bir şeyinden rahatsız olursun. Sen de mesela onu söylersin. Bakarsın o anlayış karşılıyor mu? Ama bence normal ya. Şimdi şöyle düşün, hiçbir şey demediğini düşün. Ben o zaman muallakta kalırım. O kadar iddialı bir fotoğrafsa. O hani kadar bunu iddialı. At diyorsa da... Hayır değil biraz. O kadar ne? Yani. Bir çeşme tatilinden bir fotoğraf yani. Çeşme tatilinden bir fotoğraf deyip geçemezsin. Arada gösterirsin. Herkese gösterirsin. Ben sana az bile tepki verdim. Bir de gelmiş bana bunu atayım mı? Sence nasıl? Tamam ileride ben sana atacağım. Tamam ben gidiyorum erkekler evine bir izin almaya çalışayım ben de. Tamam sen. Aynen, hadi sizi öpüyorum. Bana, şey. Teşekkür tamam. ederiz. Prenses oturmak ister misin? Oturayım. Nihle. Ne almış? Fotoğraf resmini hallettiğimize göre. Bu arada bak şeyden dolayı gözün korkmasın. Hani ben öyle gerçekten bu evde beni araştırabilirsin. Öyle kısıtlayıcı bir adam falan bebeğim değilim. Ama o resmine de asla izin veremem. Murat tam kısıtlayıcı olmadığın için zaten kafalarımız uyuştuğu için zaten seninle ilerlemek istiyorum. Ama ilk günden bunu söylediğin için biraz korktum yani şu anda. Ya, tamam. Sen başka bir şeyde sorun edebilirsin yani şu anda ben yok. Öyle düşünüyorum. Tamam sen şimdi ilk günden ben bu şekilde yaklaştığım evet. için belki gözün korkmuş olabilir ama asla korkmasın. Şöyle söyleyeyim biz şu an belki 90. bölümde değil ne diyeyim çok ileriki bir bölümde de olsak ya da dışarıda da olsak ben aynı tepki veririm sana. Hani bu illa birinci günü falan filan değil. Hani biz sana sözlü olsak da zaten asla tutmazdım. Nişanlı olsak da asla. Hani bunun nasıl ilk günü son günü falan yok. Peki bikini fotoğrafı olduğu için mi attırmadın yoksa iddialı olduğu için mi? Ekstra iddialı. Normal iddialı deyip de geçemezsin. Ama normal bikini fotoğrafı mesela atabilirim değil mi? Sen neden bikini resim atmak istiyorsun?
Söylemiyorsun. Normal bikini fotoğraf atabilir miyim, atamaz mıyım? Tamam, bir şey söyleyeceğim. Tamam, iddialı değil Murat, iddialı değil. Normal bikini fotoğraf atabilir miyim, atamaz mıyım? Sen bizim bikinili... Neden bikinili? İlla. Al işte, ben bundan korkuyorum. Hayır, atabilirsin. Ha, işte bunu söyle. Tamam. Ben bundan korkuyorum çünkü. Ya bundan korkma, atabilirsin. Ha, bikinili. Tamam. Ama bikinili var, bikinili var. Ya çok şey olmasın, biraz uzaktan falan çektir mesela. O kadar iddialı bikini giyme mesela, değil mi? Batla ve Kaan'la konuşmana şahit oldum, bir kesit verdiler. Şunu diyorsun, %30 haksız. Tam olarak haksız olduğum noktayı öğrenebilir miyim? %30 olan kısmı. Merak ettim. Yani haksız olan kısmım ne? Haksız olan kısımlar vardı ama özür diledim. Senin de haksız olduğun kısımlar vardı, sen de özür diledin. Affetmeni de bu konuyu kapattık. %30'luk kısım ne? %30. Söyleme diyorsun, ben ona konuşma diyorum, konuşuyor. Hayatım, ben kaç gündür ne konuşuyorum? Burada bak, aynı bu bölgede İlayda ve Murat çifti vardı değil mi? 6 kişi oturuyorduk. Bak, bizimle oturmak istemiyorlar, biliyor musun? Bizimle neden oturmak istemediklerini söyleyeyim mi? Korkuyorlar zan altında kalmaktan. Acaba Ferhat Gizem bir şey söyleyecek de Ferhat onu başka yere mi çekecek diye. Başka yere nasıl çekeyim seni? İlayda dedim. İlayda, sen beni az buçuk biliyorsun dedim. Burada içinde kurmuşsun. Diyorsun ki sen onu Görkem'e mi dedin? Niye Görkem'e öyle? Hadi Görkem'e mi dedin de demiyorsun. Niye Görkem'e öyle bir şey söyledin diyorsun. Okay. Burada onca insan olmasa belki sen bana inanmayacaksın demedim dememe. Okay. Onlar da burada olduğu için inandın ve ne yaptın? Aa, tamam, sorun yok o zaman. Burada bir saat boyunca surat asıyorsun o konu yüzünden. Sonra doğruyu öğreniyorsun, sorun yok diyorsun. Evet, sorun olsun mu, devam istiyorsun? Hayır. Bir yanlış anlamışım, kusura bakmayın demek var. Kusura bakma, benim Türkçem böyle. Biz, Türkçeyi sığınma. Almanca'da biz böyle konuşuyoruz. Türkçeyi maalesef sığınma lazım, kusura bakma. Bu Türkçe değil. 31 sene Almanya yaşadım, biz orada öyle konuşuyoruz. Sen özür... Öyle ama. Ama öyle bize, kusura bakma canım benim. Özür dilemen gerektiği yerde çok iyi özür diliyorsun. Sorun Almanya'da hayır, bu konuşma değil. Hayatım böyle. Bu konuşma değil, sorun yok deyip konuyu kapatıyorsun. Evet, daha mı tantana yapalım? Kusura, hayır, bak tantana değil, kusura bakmayın ya. Ben İlayda'yı Görkem diye o an öyle düşündüm diyebilirsin. Aklıma geçmedi, demedim. Çünkü kendi yaptıklarının farkında tamam, değilsin. Tamam, o zaman öyle bu olsun. Bu ev bana tamam. Dar gelmeye başladı. Ben kızlar bak, evini karıştırmaya gidenzi. Yeme. Hadi gidelim kanka. Tamam, gidenzi. Tamam diyorum, ne diyeyim başka? Teşekkür ederim Cansel. Okey ya da farklı. Tamam, ağzımı açmıyorum o zaman o konu hakkında. Bak bunu yapma. Ne yapayım şimdi ya? Ne yaptım bunu şimdi? Bunu yapma, bir konuşsana benimle. Tamam, konuşuyorum, kötü konuşmayayım diyorum, o da konuşmuyorsun, kötü. Konuşmuyorsun, tamam diyorsun. Tamam diyorum, sadece konuşmayayım o konu. Bu konu değil. Genel konuşuyorum. Aşkım, kapat gözlerini. Ne? Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Aç. Parfüm mü aldın? Aşkım, kötü mü kokuyorum? O, hayır. Öyle, öyle mi söylemek istedin? Hayır, biliyorsun kokunu çok beğeniyordum ama bu çok farklı. Yalnız kutusu yine falan filan şöyle. Çok iyi ya. Aşırı... Çok güzel kokuyor. Bak bir kokla, anlayacaksın. Aşkım, bir saniye. Sıksana. Aşkım, bir saniye. Çok beğendim ben. Ne kadar geldi. Bak bakayım, iyi geldi mi? Çok aşkım güzel. Benim, çok teşekkür ederim. Zaten ben de parfüm almayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim meleğim benim. Çok güzel oldu. İyi kokuyor mu? Evet. Teşekkür ederim. Tam senin kokun, biliyor musun? Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de bundan sonra zaten başka parfüm almam. Bayağı çünkü evet, bak... Evet aşkım, bundan sonra bunu kullan. Başka çünkü değil. Çünkü başka... Gerek yok. Gerek yok değil mi? Gerek yok aşkım. Ben bu de en beğendim. İyisi şu an. Ben de şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da kullanmam bir tane benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi çok mutlu oldum. Sen beni böyle düşününce bir de böyle güzel bir hediye... böyle güzel bir hediye alınca çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir tanem benim. İyi ki varsın. Bence evin bana göre en güzel giyinen kadınısın. Bence de zaten öyle. Evet, en iddialı kadınısın. Evet. Bak ne güzel, seni pop popluyorum. Ama bir şey hayır diyorsam gerçekten benle iddialaşma. Peki bizim konuşmadan nasıl mavi? Sen yeşili giyecektin. Hayatım, onu yarın giyeyim dedim. He, anladım. Daha şık olayım dedim. Bugün bunları giydim. Bir de biraz geç kaldım bugün. O yüzden o yeşil elbiseyle uğraşamazdım. Babam mı bıraktı? Bu sefer kardeşim bıraktı. Peki. Bir gün babam bıraktırıyor, bir gün kardeşimi bıraktırıyor. Prensesim. İyi bari, herhangi bir sıkıntımız yok şu an. Güzel gidiyor. Yok ama ben biraz korktum yani. Hayır, korkmasın. Beni tanıdıkça anlarsın. Rümi! Rümi!
Lümine oğlum, Lümine. Lümine. Nerede aşk, aşk nerede oğlum Lümine? Neredesin? Çok kötüyüm, robottan izin almaya çalışmıştım. Gördüm. Sir, nereye kuralım kankam, soframızı? Sana zahmet şuraya. Çok mutsuzdum gelmedim diye. İzin almaya çalıştım. Özür dilerim. Ben de, evet. Ben izin aldım zaten. Seslen, seslen. Seslen. Özür dilerim. Musun? Bağırıyorum, 10 kere bağırdım. Saçlarım çok kötü. Ya ne, neresi kötü? Gayet güzel. Ütüm yok. Saçım çirkin. Gayet güzel. Şey yaptım. Gel otur burada yiyelim. Yiyeyim. Ben seni yiyeyim, sen onu ye. Dışarı mı oturalım? Ben onu yiyeyim, sen onu ye. Tamam. Ay ben seni yiyeyim. Tamam ben anladım seni. Dışarı mı oturalım? Bu ne? Ama sen hayatım böyle her gün tatlı getirirsen ben zaten şişkoyum, iyice şişko olacağım. Bakayım biraz dışarı oturalım gel bak. Tamam. Sana özel karışım. Ben Cool Lime aldım kendime sabah. Bu sen da... de hissetmiş almışsın. Bu kadar da olmaması lazım yani. Ne haber belki? İyi senden ne haber? İyi bende. I'm fresh Danton. Kalk lan buradan. Nereye gideceğiz? Ondan dolayı yani. İçelim oturalım Cocktail. O zaman. Nasıl sunumu? Bunları da öğren sunumcu bak. Görüyor musun? Gel gel. Ben sana bakmaya bakacağım. Evet, burası çok kalabalık ya. Nereye gidiyoruz hayatım? İçeri geçelim. Şu masa? Buyurun en sevdiğim çok ses. Aşkımızın ilk başladığı ses, gün. Ses çok karışıyor. Aa evet. Ay ay ay. Zilli. Zilli mi? Zilli. Zilli mi? Zilli. Senin beni sevdiğine inanıyorum ve ben de seni istiyorum. Kelebekle kötü bir şey söylemedim. Kelebekle dedim ki seni istiyorum ama artık yapıcı değilim. İzleyeceğim, yıkıcı da değilim. Sadece seni izlemek istiyorum. Kadın gibi hissetmek istiyorum. Bak bu çok ağır bir cümledir. Herkesin önünde ben bu cümleyi söyledim kendime. Kadın gibi hissetmiyorum dedim. Ve benim en önem verdiğim şey. Ben sana cilve yapamıyorum. Ben seninle özel bir şey ya paylaşamamaya başladık ya. Dün kritikte yaptığın neydi? İnsanlara gülebiliyorsun değil mi? Kahkahalar attın, gülmek için dışarı bile kalktın. Bana gelince yüzün düşük. Zan altında hissediyorum kendimi. Diyorum ki çocuğun enerjisini ben mi çalıyorum acaba? Düşünüyorum enerjisini çalacak ne yaptım diyorum. Bulamıyorum Ferhat. Beni istemiyor mu diyorum artık bunları bile düşünüyorum yani. Niye başkalarına kahkaha atıp gülebiliyorken o sahnede benim bana suratsız olabiliyorsun? Ne yaptım ben sana? Güvenini kıracak ne yaptım? Bir şey söyle de ki Gizem şunu yaptın de. Kıskanç bir adam olabilirsin hak veriyorum ama artık bu ileri boyut. İleri boyut bak. Sürekli mutsuz olmak için bir şey arama lütfen. Sana dışarıda telefonda sürekli dediğim şey ne lütfen bak az zamanımız var mutlu olalım. Sana pozitif de bir şey söylesem, negatif de bir şey söylesem sonunu olumsuz algılıyorsun. Ben sen iyi bir insan olduğun için yanındayım. Kötü bir insan olduğunu düşünsem saniyesinde giderim. İyi birisin, çok iyi birisin. Fazla iyisin hatta. Ama bir de bu takıntı, kafada kurma, bak olmayan şey yüzünden bir saat suratını astım burada. Yüzük. Burada buldum. Nereden çıktı, kutudan mı? Takı kutumdan çıktı. Ne oldu, korktun mu kaybedip bir tane daha alırdın aşkım, ne olacak? Hem de ölçülü alırdın daha iyi olurdu. Artık yüzük ölçümü biliyorsun. Net olarak biliyorsun yani. Demiyorum şimdi boş ver yani. Şimdi sen gelmiyor musun? Bu tarafa doğru. Nereye? Ben öyle duyum aldım da. Allah Allah. Nakliyatçı falan arıyor musun? Aa tövbe bismillah. Sen gerçekten hangi kuş o? Bayağı yalancı. Gelmeyeceğim işte. Ben gideceğim görersin bir hafta sonra gidiyorum. Bir ayda gelmiyorum. Beraber dilek tutacağız tamam. Tamam mı? Şu senin bu benim. Bugün bizim doğum günümüz ortak. Bugün? Bugün İlgör'ün doğum günü. Bugün İlgör'ün ilk günü. O yüzden evet. Yaptım böyle bir şey. Tamam, dilek tutacağım bekle bir saniye. Tuttum. Hadi bir, iki, üç. Bakış yanımız da yok. Şey, 9 tane. 8 ne yapalım? Şimdi kutlama. Öyle ne değil güzel ama. Olmuş bu. Ben yaptım nasıl? Çok güzel. Sen bu bardakları nereden buluyorsun? Cheers yapalım. Aynen. Senin matematiğin mi yok?
Hayatım ama şöyle. Şey yapalım böyle, dolandıralım. Bir dakika. Biz yapamayacağız böyle. Evet, yapalım. Nasıl yapacağım? Dur bir dakika. Aşkım bunu sen tutacaksın, bunu ben. Tamam, heh, böyle daha şimdi. İyi. Görkem sen yapamıyorsun. Evet. Ne kadar da istediğim gibi hiç olmadı. Ben benim inancım çok azaldı, farkında mısın? Tek sana kalan inancım beni sevdiğini bildiğim. Onun dışında bir inancım yok. Niye Ferhat? Niye? Niye? Niye hayatım? Niye? Bunu anlamıyorum. Mutlu olmak varken niye? Elle tutulur bir sebep yok. Bak sebep olsun günlerce trip at ya. Elle tutulur bir sebep yok. Mutlu olmak varken niye? Daha insanım ben de lütfen. Kadınım. İlişkide rol değiştirdik ya. Ben erkek oldum, sen kadın oldun. Ben anlamıyorum. Ferhat bak kötü hisset. Lütfen. Bu ilişkiye değer veriyorsan lütfen. Beni kaybetmek istemiyorsan lütfen. Ben seni kaybetmek istemiyorum çünkü. Sahte olduğunu düşünmüyorum senin davranışlarının. Ama anlam vermeye çalışıyorum. Birazcık salça olur mu size bana? Gel gel. Kahve verebilir. Bat bile benimle dalga geçti. Ya kötü mü fotoğraf? Fotoğrafı ben görmedim ki. Hayır hayır, servise benim son attığım post. Zaten ileride resmini zaten göstermem. Ya Instagram'a yok, attım. Bence güzel ya, sen de tribe giriyorsun. Allah Allah. Yok yok, böyle hafiften bir trolledim de. Çok bir şey yok bence. Sana garip gelen kısmı ne? Suratın bebek gibi pürüzsüz, hafif sivri. Bilmiyorum, çok oynamış gibi ya. Kim resmi oynadı? Sen mi oynadın? İlade'ye attım, dedim şunu biraz düzenleyelim mi dedim. Sen tamam, kime aşko, attın ben dedin? Ha? Kime attım dedin? Neyi? Mert İndire'ye. Hayır, kime attım dedin? Neyi kime attım? Düzenlemesi için mi? Evet. Sana? Hayır, benim ismim ne? Ha, Hireba Bey. Sen ne dedin az önce? Ne dedim anlamadım şu anda. İlayda dedin. Bana İlayda dedin. Manyak mısın sen? Hayır, İlayda falan demedim. Bak su kahveyi var ya, atarım ben yüzüne. İlayda dedin az önce. İlayda demedim. İlayda dedin. Hayır bebeğim. Vallahi ben duymadım. İlayda ya attım dedin. Sonra hatta ekledin ki, sustum orada, dedin ki İlayda'yı niye fotoğrafını göstereyim sana dedin. Sonra ben orada sustum, neyse hadi bir şey demeyeyim dedim. Sonra döndün dedin ki İlayda'ya attım dedin düzenlemesi için. İki kere İlayda dedin bana. Hira, iki dakika bir gözlerini kapat bir. Murat'a bir şey vereceğim, senin görmen lazım. Bakıyorsun ama ben görüyorum. Bakma bak. Seninle alakalı bir şey değil. Baktın, gördüm. Gördüm, baktın. Bakmıyorum, zaten sinirliyim şu an. Bebeğim. Hayır öyle mi dedim ben? Allah çapsın farkında değil. Özür öyle dilerim. Söyle. Tamam özür dilerim. Benim için kabul eder misin? Ama yok şu an etmeyeceğim Murat. Şirinem. Murat iki kere söyledin yani. Ve ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ben sana hiç başkasının ismiyle seslendim mi bugüne kadar? Bak sürekli buradayız. Ya, evet. Sürekli birbirimizi evet görüyoruz. Gerçekten karışıyor. Aynen. Ben de dün mesela İsim karışıklığı Gizem dedim. Olabiliyor. Mesela ikram diyordum sana bilmem ne. Yemin ederim. İkram yine ben kabul edebilirim. Tamam. Çünkü burada ikram diye birisi yok. Önceki yani tamam, tanışma haklısın yolundaki insanı. Allah çarpsa farkında bile değilim. Yemin ederim. Yemin ederim. Hani öyle şey falan öyle bir durum söz konusu olamaz yani. Şöyle bir şey yok. Hiç tribe aynen girme yani. Şu an tribe girmiyorum zaten. İlk de sustum. Hı-hı. İkinciyi tekrarladı ama bat. Bir de bir şey demedim zaten. Hatta sustum, dedim ki neyse şey yapar dedim. Bir daha söyledim tamam, Murat. Tamam tamam, konuyu kapatalım. Yani haklısın. Konuyu kapatalım diye bir şey yok. Bence sen düşün bunu. Bir daha olursa da direkt konuşma yolunu bitiririm. Ya dur ya, gel dur. O kadar da değil ya. Ama iki kere söyledi bat yani. Bir kere söylese tamam, ben bunu şey yapabilirdim. İki kere söyledin. Sen bence bir düşün tamam, bunu. Tamam gel otur, gel otur konuşalım. Kalkıp gitmelik bir durum yok. Bak. Ama iki kere söyledi dediğim gibi. Bak iki şurada kere, bir 30 bir bölüm takıl. Söyleseydi. Aynı şeyleri cidden sen de yapabilirsin. Ben yine gidip de başkasının ismine tamam seslenmezdim yani. Hadi gel konuşalım.
Nereye gidelim? Bu havuz bizi yaramadı. Allah'ım yarabbim ya. Bir de yakın arkadaşım sonuçta söylediğin ya, kız. Ya tamam özür dilerim. Normal biri olsaydı neyse. Allah'ım yarabbim ya. Tamam ben senin yanında durayım. Ah. Bir tane gülle şu anda affeder miyim sence? Bir tane gülle. Bir de kendini almadın sonuçta. Tamam affettiriz kendini. Ben ilahi demedim bu arada inşallah verilir. İnşallah verilmez Murat. Daha çok sinirlendirme bence beni. İki kere söyledim. Bir kere söylesen yine ben orada sustum. İki kere söyledin. Bak ikram olayını çok umursamadım. Sana dedim ki böyle şeyleri sevmiyorum dedim. Tekrarlama dedim. Bir de bu sonuç olarak benim yakın arkadaşım ve senin en sonki tanışma anladın mı? Tamam haklısın. Hiç hoş bir şey değil. Ben sana başkasının ismiyle seslensem senin hoşuna gider miydi? Asla gitmez. Şimdi ben o bikinili fotoğrafı atmaz mıyım? Hayır, hayır. Akşam görürsün. Hayır. İlle bir karşılık mı vermen gerekiyor bir şey böyle bir atışmamızı, kavgamızı? Bir kere yapmadın ki, bir kere yapsan yine konuşup halledilebilecek bir şey. İki kere yaptın. Tamam ben şu an senin acından düşündüğü yüzü saklısın. Hatırlamıyorum bile. Ama eğer var ya günahımı alıyorsan... Konuşuruz. Günahımı alıyorsan mı? Ben... Yalan mı söyleyeceğim? Durup dururken kavga mı çıkaracağım? Durduk yere, evet ben yapmazsın zaten de. Tamam haklısın. Bununla alakalı çok dikkat edeceğim. Bir daha duymazsın. Yaptığım her hareketten sonra sen benim duygularımı sorguluyorsun aslında kendi içinde. Acaba Dilara bana yaptığın karşı... Yaptığın hareket öyle bir hareket oluyor ki yaptığın zaman. Ha, hangi hareket oluyor? İşte o duygular sorgulanacak seviyeye gelebiliyor. Ya öyle olsa niye gelmesin aşkım? Geliyor işte. Çünkü öyle hareketler yapıyorsun. Öyle az hareketler yapıyorsun. Ne var be? Ben artık seni üzmüyorum farkındaysan. Ben üzülmüyorum. Evet bak artık seni hiç üzmüyorum. Sen ne istiyorsan... Daha bir gün yapıyorum. Oldu, dur. Daha iki gün oldu, dur. Sabret. Yani. İki gün. Ne istiyorsan... Bizim şeyimiz... Yapıyorum, veriyorum sana kavga yani. Kavga etmeme sınırımız iki gün. Üç gün olmadı yani. Üç gün olsun. Dur, galada, galada dur. Galada mı? Pire galada kesin bir şey olacak. Biz galada yine evimize gireceğiz. Otur şuraya. Aşkım o yılbaşı ağacını süsleyelim. Tamam, otur bir. Ne? Hayır. İzliyorlar bizi ama. Yani. İzlesinler. Burada. Sıralım. Minik bebeğimsin sen çünkü benim. Minik mi? 1.70 boyundaki minik bebek. Evet. 1.70 boyunda bir şey değiştirmiyor. Evet. Küçük kızımsın. Aa. Minik bebeğimsin. Ninni söyleyeyim mi sana? Hadi söyle bana ninni. Büyüsün la büyüsün. Hayır başka bir şey, başka bir şey. Başka ne bilmiyorum ki. Ay elini ezdim. Kusura bakma ya. Sargı gerçekten yok mu ya? Sargı bezi falan. İstanbul'da yaşarsın değil mi? Tabii canım, İstanbul'da. İstanbul'da yaşamak isterim yani. Bu ne? Bu ne? Bu nasıl ev lan böyle? Niye? Bu nasıl ev ya? Evimize öyle söyleme. Evimize öyle söyleme. Neyse bir şüphe mi var onu anlamadım. Yok, merak ediyorum. Yok yani, onu ben sana ilk başta dedim. Buraya boş boş herhalde gelecek halim yok. Hani buraya yerleşemezsem niye burada olayım? E tamam soruyorum. Sen de soru sorduk diye bize kızıyorsun. Yok kızmadım. Nasıl kızmadım ki? Kızmadım ki. Nasıl ya? Aa böyle şey olur mu? Çok sakin. Başka soru. Sen gelir misin? Ben gelemem. Neden? Gelemem yani çünkü. Babaannemi bırakamam canım. O da gelsin. Onu da varız.
Buraya alıştığı için gelemez. Ona özerim. Bir de sonuçta, bir de sonuçta değil bilmiyorum yani. O zaman ben geleceğim. Senin sonuçta akrabaların burada. Gelin içeri gidelim, kalabalık bir etkinlik yapalım. Tamam. Hadi tamam, kabul ettin ama düzeltmiyorsun da. Ama şimdi öyle bir şey almayalım ki ben şimdi. Ama yapmıyorsun bir şey. Git oturdun, konuştun, yine diyorsun ki yok Gizem %30 haksız. Yani senin hiç haksızlık yok yani diyorsun. Haksızım. Tamam. Ama o konulara kapattık ve ben üzerine güzelce özürümü diledim. Tamam o zaman. Ondan sonra bir şey yaptın mı? Yaptın mı? Söyle. Hayır. O zaman derdin ne? Ben negatif bir insan değilim, olamam. Ulan asla. Olamam. İstemiyorum ben sana. Ben ister istemez düşüyorum. Ben her gün... Bak dün çok kötüydü davranışın. Bak farkında değilsin ama yanımda oturuyorsun. Hani ha yanımda oturmuşsun da başka bir yerde oturmuşsun. Benimle muhatap değilsin. Nedeni yok. Muhatap nasıl olur ki öykü almayan da seninle mi konuşayım? Hayır. Normalde sarılıyorsun, ha, seviyorsun, öpüyorsun, ha, muhatap okay. oluyorsun. Yani... Benden soğumuş gibi davranıyorsun. Soğusam bile oturmazdım yanında. Aklıma geçirmezdim laflarını. O zaman niye öyle davranıyorsun? Başkasına gülebiliyorsun, kahkahalar atıyorsun. Benim yanımda somurtkansın ve sebebi yok. Yani sebep olsa onu da düşünüyorum. Mesela bana o suratını astığın zaman ya da burada yanlış anladığın zaman bir kadın olarak benim trip atmam gerekiyor. Burada yanlış anladın ya beni. Sen de her şeyi yanlış anlıyorsun, beni ne kadar kötü görüyorsun deyip trip atıp saçımı savurup gitmem gerekiyor. Yapamıyorum. Niye? Çünkü sen benden önce davranıyorsun ve olmayan bir şey için yapıyorsun. Benim naz yapmaya vaktim kalmıyor. Şuradaki söze bile naz yapamıyorum. Orada kritikten sonra bana sarılma işine naz yapamıyorum. Zoruma gidiyor. Gidiyorum kuliste kendi kendimi yiyorum. Ama orada sana trip atamıyorum. Çünkü adam zaten trip atsam daha da kötü kavga edeceğiz. Sen trip attığın için ben trip atamıyorum. Bu trip konusunu kapatalım. Lisede değiliz. Allah'ım ben sinirlerim bozuluyor ya. Umarım duvara konuşmuyorum Ferhat. Umarım anlıyorsun beni. Özür dilerim kalbini kırıyorsam ama yapacak çare bulamıyorum. Açık sözlü konuşuyorum artık. Sorun bu ev değil, dışarıda da konuştuğumuz halde bir şeylerin düzelmemesi. Lütfen pozitif ol, lütfen. Gözün içine bakıyorum ya. Lütfen. Mutlu ol, bak asma suratını, bir şeyler yapmaya çalış. Tamam. Buradan direkt gideceğiz. Bence buradan direkt gitmeniz daha mantıklı değil işte. Bir de sanatçı çıkıyormuş kanka. Hayır yani, ama şöyle oranın sisteminin bir saniye. Oranın sistemi şöyle. Kapıda normal kapı böyle kafe gibi. Nişantaşı'ndaki herhangi bir kafeler gibi. Orada oturuyorsun işte. Bir kokteyl içiyorsun sanatçı çıkana kadar. Sanatçı çıkmaya yakın zaten kız geliyor diyor ki hani alayım siz isterseniz. Beşiktaş'takinden bahsetmiyor musun? Nişantaşı'ndaki. Nişantaşı'ndaki. Aynen. Alayım siz isterseniz içeri diyor. Tamam diyoruz. Hatırlıyor musun sen ben Dilara biz toplantıdan sonra çıktık. Evet. Nişantaşı'nda bir yerde yemek onun yedik. Orada. Onun hemen aşağısında evet. Köşede kalıyor. Oturuyorsun sonra kız geliyor işte rezervasyonlarla ilgilenen. Diyor ki hani alayım isterseniz sizi başlamak yer üzere diyor. Mi? Yok yaptıracağım ama. Tamam diyoruz. Gidiyoruz ondan sonra sanatçı... Oğlum olayı niye anlatıyorsun? Son hazır. Onlara diyaloğa kadar anlattı tamam bak, diyoruz. En basit sonra bir soru sorduk. Saat 1'den başlıyor. Yani şunu başlıyor. Demen yeterliydi. Dışarıda kafe var orada oturup zaman geçirebiliriz desen her şey okeydi yani. Ne bileyim bizim. Abi söz konusu sen olunca bir pimpirikli pimpirikli anlatıyorum ben. Bir an belki göndermez bile. Evet bir en ufak lafımdan bir şey bulup hayır gidemez o zaman diyecek diye korkuyorum. Görüyor musun insanların nasıl bir vibe verdiğini? Neyse. Ne oldu? Şimdi kaç sorum vardı onunla da fazla şeyim olur diye. Sor. İleriye dönük bir soru aslında biliyor musun? Hani evet. Önemli sorular değil de hani bilmek isterim. Sor yani o zaman merak yok edeyim. Şimdi sende bazen ters cevap geliyor. Ay ne alaka şu an bu soru. Diyorsun ya bazen böyle. Yok. Aykan daha tanışma yolunda bile değiliz. Ne? Aykan tanışma yolunda bile değiliz daha diyorsun ya. O yüzden onu diyorum ben yani. Sor bir şey olmaz. Yok yani böyle normal sorular çocuk mesela kaç çocuk istersin falan fistan öyle sorular. Nerede nasıl bir evde yaşamak istersin? Önemli mi o senin için öyle şeyler?
Neye değer verirsin? Seviyorum tabii ki de böyle şeyleri ama sevdikten sonra da şey değil yani hani illa böyle bir evde yaşayacağım değil ama herkes ister tabii ki de en iyisini. Ben de en iyisini isterim. Tamam, okey. Ama olmazsa olmazım da değil yani hani karşımdaki ya olsa iyi olur yani. Gücü yok sonuçta evet, ama tamam. Seviyorum. Büyük bir engel değil ama varsa öyle bir gücü isterim yani her şeyin iyisini biliyorsun. İyi olur yani diyorsun. Tabii. Kim istemez? Doğru canım çok mantıklı. Kim istemez yani? Yani herhalde kimse demez yok ben istemem diye. Evet yok ben kötü olanı tercih ediyorum kimse demez zaten. Çocukları da çok seviyorum ama çok zor yani yetebilmek. Kendimi böyle korkuyorum, yetersiz hissediyorum. Şimdiden bile böyle çok zor çocuk büyütmek. İki falan herhalde. Aynen, bir diyordum ama sıkılır iki. Maksimum aynen senin iki, ben de iki derdim. Çünkü yetebilmek isterim her şeyle. Aynen. Maddi manevi en iyi şekilde olsun isterim. Belki yapabilir misin? Hatta becerebilir misin? Öyle mi sorunuz? Şu an yetebilmek dedin de bir korkun mu var yapamayacağın diye onu anlamadım. Hayır. Yani çok çocuk olunca sonuçta hani kendini bölüyorsun ya. Yani hepsine yetişmek zor. Az olsun. Şöyle de iyi yanlı olur ha. Şu an fark ettim de. Nereden anladın? Nereden anladın? Ne bileyim öyle bir içimden esti. Diyorlar genelde tatlı, öyle. Tatlı anlamlısın sen kız. Evet. Yani yerine göre tatlı diyebiliriz. En geç kaç yaşında evlenmek istersin? Ben istiyorum evlenmek. Şimdiden bile hani olsa yani onu diyorum. Yani ilişkim gidiyor güzel bir şekilde. Çok böyle 3-5 sene beklemek istemiyorum yani sonuçta. Yaş gidiyor. Birkaç sene sonra evlenmek isterim şu an böyle bir ilişkim olursa. Birkaç sene beklerim. Güzel gidiyorsa evlenirim. Bekleyecek bir şey yok ki niye bekleyeyim? Doğru. Mantıklı hoşuma gitti. Bazıları diyor bir de yok gencim yani biraz hayatım yok, her şeyi. Yani şey yok. Ne için bekleyeceğim? Benim bir engelim yok yani evlenmek için. Çocuk falan da istiyorum o yüzden evlenmek isterim. Ama herkes birer tane isim söylesin. Böyle sürekli yok, isimler söylenmesin. Yok. Murat sana söyleyecek misin? Sen bize anlatmaya çalışıyorsun. Yok hayır. Hani herkes tahmin edecek ya bir sürü isim söyleyecek ya. Evet evet. Hadi senin. Hani bir tane söyle. İyi tamam. Düşünün bir tane söyle. Kim başlasın? Kimin kulağına söyleyeyim? Sen Hira'ya söyle mesela anlatmaya çalışsın. Hira'ya mı? Tamam. Hira'ya. Aa. Oh be. Hiç oldu. Aa. Hiç oldu. Hayır. Yok ben aa. Oynamıyorum. Nerede? Hiçbir şekilde ne? Ben oynamayacağım. Ne oldu? Oha. Hiçbir şekilde bu çocuk düzelmez. Bunu çok abi, iyi anlıyorum. Peki yanlış isim söyleyince sormasaydım keşke. Sözler mi konuşuyorsun? Üçüncüyü söylüyorum. Oğlum sen de mi? Brutus. Benden. İranur gel. Hayır söyledim. Gerçekten oynamayacağım. Hayır. Yani olur öyle şeyler. Geçecek. Hayır 3 oldu. 3 oldu. 3 de affetmem ve konuşmam demiştim. Ya sen nasıl bir adamsın Murat? Sen böyle hatalar yapmazsın. Yani. Yani. Ve tekrar yapıyor. Bilerek yapıyor yani. Allah çarpsın bilerek yapıyor. Hayır bilerek yapıyorsun. Bilerek yapıyorsun. Kur'an Kerim çarpsın bilerek yapmıyor. Lan bir oyun oynayalım derken. Yapmadım. Bilerek yaptım. Yemin ediyorum. Tamam bilerek ben de oynamıyorum ya. Canım oyun oynamak istemiyor. Tamam hadi gel oturalım. Murat hiç görmek istemiyorum şu an seni. Sen tanışmayanı bitirmek mi istiyorsun? Hayır tamam sakın. Yemin ederim isteyerek yaptığım bir şey değildi. Bu sefer evet gerçekten hatırladım. Haklısın sesimi çıkarmıyorum sakin et sen. Şimdi ben bugün ne yaptığımı anlatıyorum son kez. Günlük yazıyormuş gibi anlat evet. Tamam şimdi setten çıktım. Ondan sonra saçımı başımı yaptım, üstümü değiştirdim, çıktım Nişantaşı'na gittim. Nişantaşı'nda saat 9.30-10 gibi iki tane üniversiteden arkadaşımla oturuyorum. Bu birazcık, plan iptal. Bu plan birazcık iptal. Tamam ben bir anlatayım. Tamam, bu plan iptal. Ondan sonra biraz geç sohbet, bu. Muhabbet, bir saat birer tane bir şey içeceğiz. Oradan da ben kızların yanına canlı müziğe geçeceğim. Seninle ilk tanıştığımızda bir hareket yapıyorduk ya. Ne hareket? Onu hatırla. Diyorum bu koku nereden geliyor? Beğendin mi? Çok yakışmış sana. Ben de kokumu değiştirdim ve bu koku beni seninle olan anılarımıza götürdü. Hmm. Bu kokunun peşini hiç bırakmayacağım emin ol. Bana uyar. Bana da uyar.
ben de seninle konuşayım. Acaba haksız mı düşünüyorum şimdi? Benim bu evde iki tane yakın arkadaşım var biliyorsun. Yeliz ve Buse. Tamam. Sen Mert'le aran bozuk ya. Tamam. Sizlerim yiyecek kadar mı bozuk? Neden bunu merak ediyorsun? Bunu merak ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Niye merak ettin? Söyle sebebini. Söyle bir. Güzelimce kadar değil. Neden? Ha, şahsen mesela atıyorum Berk'le Mert'in arası bozuk olsaydı bu evdeyken gelir sizi onları barıştırırdık ben de sen mesela. Anladın mı? Ama onlarda öyle bir yapıcı bir şey yok. Biz burada ben de sen oturuyoruz. Yeliz'le Berk oturuyor. Mert oradan sesleniyor. Yeliz gelsene buraya yani biz. Dört çift burada oturuyorduk yani. Buse keza aynı şekilde. İsabi der ki gelin, anlaşın. Yani bunu dememeleri seni kırdı mı? Üzdü mü? Tabii ki de üzdü, kırdı. Yani bunu seni üzmemesi gerekiyor bunlar. Yo, niye benim ilişkime demek ki hani o kadar şey değiller. Senin ilişkine hiçbir zaman iyi değillerdi ki. Hayır öyle deme de, Yeliz'in hakkı çok var. Buse de çok kelepçe olayında bayağı yardımcı oldular. Hayır evet, bu senin de Mert de aranız bozuk, ikinizin de arası bozuk ama insan orta yolu bulmak için birleştirir, çağırır, konuşur. Yani çok mu? O yüzden sana sordum. Ya düzelemeyecek bir şey bilmiyorum, olduğunu düşünmüyorum ama onların kararı, onların şeyi, illa barıştırmak zorunda değiller yani. Yani ben olsam işte benim yakın arkadaşlarım oldukları için ben olsam böyle bir yol denerdim. Sen olsan denerdin, onlar denemediler. Bunun için üzülmene yani gerek yok. Evet. Senin bir hatan yok. Yani barışmaya da gerek yok bence. Yani. Hayır, çaba gösterirsin yani. Ama bir şey söyleyeceğim, medeniyet yok hiç bu ilişkide. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Ben de kendi planımı söyleyeyim günlük. Ha. Rutinimi söyleyeyim. Hı hı. Çıktık setten, servise bindim. Hı. Evime gittim. Hı. Güzel bir gömleğimi giydim, siyah. Hı. Altıma da belki deri pantolon. Hı. Simsiyah. Hayal ettim, güzel. Evet, ondan İyi. Sonra siyah deri rugan botumu giydim. Hı. Ondan sonra aradım arkadaşımı. Dedim ki, planda bir değişiklik oldu. Hı. İki tane daha bir kız arkadaşımız gelebilir mi arkadaşımız? Hı. Tabii ki dedi. Çok vay güzel vay oldu. Vay 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 vay. İki tane kızları da aldık, gittik. İki tane kızların hangi kızlar olduğunu da biliyorum ben. Aferin. Tam o ikisi değil mi? Süper, yakışır. Yakışır mı? Ondan sonra hepimiz işte gittik. Ufak bir yerde oturup bir şeyler içtik. Sonra ilerleyen saatlerde böyle karanlık bir yerler oluyor böyle eğlenmelik. Oraya gittik. Oo güzel. Bir de eğlendik. Sonra devam da et, devam İlay da et. İlay'da KO diye biri aradı. Ben de dedim ki, seni daha sonra arayayım mı? Mesaj var ya bu. Dejavu. Öyle bir şey yaptın mı? Bana yapmaz. Neyse, geçiyorum. Kime yaptın? Of hadi, devam et. Nereden biliyorsun onu yaptın mı? Aa, sen de oradaydın herhalde. Sonra seni daha sonra arayayım mı? Dedim. Sonra, pardon hocam. Sonra kapattım telefonu, uçak modunu aldım. Hmm. Eğlenmeye devam ettim. Erkekler, kızlarla ama kızlar arkadaşımız tabii. Tamam, süper. Eğlendik, ondan sonra çıktık, ufak bir şeyler atıştırdık, dağıldık. Çok güzelsin. Biliyorum zaten güzel olduğumu. Sen benim şirinemsin. Ama sen hak etmiyorsun güzelliğimi. Prenses. Sen prenses misin? Bakar mısın ya? Şuna bir bakar mısın? Nazar değil misin? Maşallah. Güzelliğim harap oluyor buralarda. Hiç de harap olmuyor. Murat üç kere söyledin ya. Espriyi bırakalım üç kere ne demek ya? Bir kere söyledim sustum. İki kere söyledim biraz tepki verdim. Üçte sen yaptın yani bunu. Herkesin içinde bile yaptın bunu yani. Ne yapmayı düşünüyorsun şu an peki? Ben sana ne ben dedim bir daha söylersen tamam, tamam, hayır, konuşmam tamam, bir dedim tamam, yani. Tamam tamam tamam. Hiç o kelimeleri kullanma, girme o toplara. Tamam haklısın, özür dilerim. Hatamı farkındayım. Ne özür bucağımı... dilemenle şu an kusura bakma. Üç kere söylediğin için hiçbir özür dilemenle seni şu an affetmiyorum. Bir de herkesin içinde yaptın. Ya, oyun oynayacaktık evet. Ya. Herkesin içinde söylüyorsun yani. Ya dokunma. Git. Geri git. Geri git.
çok güzelsin. Sinirden gülüyorum. Sinirden gülüyorum. Gerçekten sinirden gülüyorum. Hiçbir şekilde seni... Mavi insana bu kadar mı yakışıyor? Bugün seni hiçbir şekilde affetmeyeceğim Murat. Gerçekten söylüyorum. Üç kere söyledin çünkü. Benim üç kere bir başka bir erkek ismini söylediğimi düşünsene. Üç kere yani. Burak diyeyim sana mesela. Burak. Burak var mı bu evde? Yok tamam. Değil mi? Ben bundan sonra senin ismin Burak olsun. Ya öf, tamam ya tamam. Haklısın bir şey demiyorum da. Tamam. Ayakların çok güzel. Hiç yaklaşma, hiç yaklaşma. Benim kahvem nerede? Ha, hemen getirin. Nerede kahvem? Pembe şeydeydi. Ay ağzım. Gerçekten ya. Pembe barda nerede onun? Bilerek yapıyor her şeyi. Yok yok bunun affı yok. Üç kere söyledi ya. Bira gelin buraya ya. Burada konuşun. Zaten bu evde hiç kimse bizim barışmamızı istemiyor ki. Burada kusura bakmasın. Kimse istemiyor zaten. Orası belli. Hayır gelip yüzümüze gülüyorlar. Onlar dışında mesela. Yani yüzümüze gülüyorlar. Çok tatlısınız, çok tatlısınız. Ve sıra kritiğe geliyor şöyle böyle. O zaman yüzümüze karşı demeyin çok yakışıyorsunuz, çok iyisiniz diye. Biz en azından bir ilişki yapıyoruz burada hani. Anladın mı? Ya ben zaten Buse'nin bizim ilişkimiz hakkında o canlı yayındaki söylediklerinden sonra olumlu düşündüğünü düşünmüyorum. Hayır aşkım o canlı yayında beni üzgün gördüğü için tamamen beni savunduğu için tamam, öyle bir şey söyledi. Tamam seni üzgün görebilir. Senin, o lafı seni kırmış hani orada şey diyor işte senin bir erkeğe ihtiyacın yok. Sen zaten hani tek başına kendine yetersin anlamında onu söyledi. Hani bizim lakabımız Ham Sultan ya. Tamam ondan ama bu olay, bak, bu olay siz ikiniz arasında konuşursunuz dışarıda oturursunuz. Bunu söyler sana okey. Ama canlı yayında... Hem Busmerciler var, hem Dilhancılar var. Şimdi canlı yayın ortamında bunu söylersen daha farklı, çok farklı anlaşılır. Tamam ama sen de canlı yayın açtın ya, bir şeyler söyledin. O sırada senin canlı yayını izliyorduk zaten. Neyse bu canlı yayın muhabbeti... Benim onu söyleme sebebimi biliyorsun, ne kadar kızgın olduğumu biliyorsun. Evet, işte o da kızgınlığından öyle bir şey söyledi. Ne kadar kızgın olabilir? Onun ilişkisiyle alakalı bir durum söz konusu değil, o daha yapıcı olmak zorunda. Tamam o yapıcı i̇şte oldu zaten, dedik ki elimizden geleni yaptık zaten. Hem ev olarak, yarışmacılar olarak zaten elimizden geleni yapıyoruz diye cümleye girdi. Yani tek kırıldığım nokta bu. Ben vallahi umursamıyorum. Benim umursadığım böyle tek kişi sensin. Kimin bizi barıştırıp barışmadığı, kimin ne yaptığı umurumda bile değil. Benim umurumda olan tek kişi sensin. Evet, senin belki, umurundaysa bilemem. Belki burada fazla yükselmen hatalı olmuş olabilirsin. Ama bu düzeltilmeyecek bir hata değil bence. Kimse de kusura bakmasın. Burada ne kavgalar gördük. Fazla yükselmiş olabilirsin derken ben Buse'ye karşı o şekilde bana dışarıda konuştuk biz. Şimdi Buse'ye karşı o şekilde yapacaksın, edeceksin falan da konuştuğun için işte bir kadına öyle konuşulmaz diyor bana Mert. Dışarıda. Halbuki ben ona o şekilde bir imada bulunmadım. Benim konuşma tarzımı herkes biliyor burada. Dedim ki, ilişkinin içerisinde dedi ki bana Dilara'yı işte üzmeseydin, o kızı üzme falan. Ya sen konunun içeriğini bilmiyorsun, bilmeden yorum yapmayacaksın o zaman dedim. Hayır, bunda gayet normal. Biliyor. Konunun içeriğini bilmiyorsun. O zaman sen yanlış anlattın. Çünkü konunun içeriğinde kimin haklı olduğunu sen biliyorsun. Sen de evet biliyorum. Bak. Senin cümlenden sonra o cümle çok farklı. Benim sana kullandığım cümle çok farklı. Benim sana kullandığım cümle kaldırılabilir bir cümle. Ama senin bana kullandığın cümle kaldırılabilir bir cümle değil. Anladın mı? Ama ben bunu yine kaldırıyorum. Kaldırdım ama yani. İşte o sana göre öyle. Senin yazdığın mesaj da bana göre öyle. Sen zaten kendi isteğini yazmamışsın ama siz. Sen sürekli arkadaşının dolduruşuna gelen bir insansın. Ben sürekli hangi arkadaşımın dolduruşuna geldim? Niye böyle bu evde böyle bir... Ben beyinsiz miyim? Aklım yok mu benim? Bu evde değil. Ben söyledim. Dün akşam konuştuk ya. Bazen tıkanıyorum, yardım alıyorum. İşte yardım al. Onlar beni tanımıyor. Sen yardım alıyorsun da onlar beni tanımıyor. Neye kızacağım, yani. Neye çok tepki göstereceğim bilmiyor. Sen onlara güvenip hareket etme yani. Anladın mı? Saçım gelmiş. Gelmiş.
Aşkım acıtmıyor değil mi? Biraz iz yapıyor çünkü. Yapsın izden bir şey olmaz. Ama yani. İşte acıtıyor sanıyorum. Vallahi acıtma. Acıtsa söylerim. Üç kere söylememeli yani. Bir kere söyledin tamam. İki kere söyledin hadi neyse üç vallahi kere. Vallahi şu an 4-5 bile olabilir. Hiç takılma. Ne, olsun olsun. Sadece... Olsun bir. Yok asla olmayacak. Ama şimdi yasaklı bir kelime gibi şey oldu ya. Psikolojik ben ağzımdan o çıktı. Yemin ederim bilerek yapmıyorum. Allah çapsın. Baksana adam nasıl tedirgin ve üzgün. Evet. Aynen. Modum görüyoruz çok üzgün olduğunu. Ya biz Murat'ı biliyoruz yüz halinden. Sen ne yapardın bu durumda Allah aşkına? Aşkım geçen bana Gizem dediği için ben aynı tepki verdim. O yüzden çok haklısın. Bu evin erkekleri böyle biliyor musun? Gerçekten. Murat'a bak ama üzüldü ya. Ama burada bunu çok karıştıran oldu isim. Ya bir tık normal yani üst üste değil. Evet şimdi onu biz konuştuk ki işte orada iki kere söylemişim falan filan. Şimdi psikolojik ben bir şey oldum. Şey mi bir de acaba sarı saç? Hayır. Hadi sen benziyorsun. Benim Gizem'le alakam yok. Ben kıskandın mı peki? Yok ya. Ben kıskanmam. Gel. Şimdi sen nane yiyin. İnsanlara da trip atma. Şimdi sen nane yiyin. Bak orada onlar iki dakika sana iyi bir şey söyledi. Kendine sen başla. Var. Ya ben sıkılmıyorum ama Esmer böyle... Esmer Dalyan. Bir ana sonra şey oluyor benim. Değil mi? De ki o zaman kendin bak Esmer. Yanlış ifade ediyorsun. De ki abi, hani aynen. Evet hani şeydi şu an konuşacak moda değilim arkadaşım. Teşekkür ederim de en azından. Şikayetin. Aşkım kötü bir şey demediler. Ya bilmiyorum ya. Bırak karışsın bir, ya karışsınlar biliyorum ben kendim için biraz tuhaf. Bak burada kimse bizi ayırmaya çalışmıyor. Ya. İlk bir zamanlar yaptılar haklısın. Ama şu an hepimiz bizim birbirimizi sevdiğine bir inanıyorlar. Fit mi o yüzden ben? Şu an bence fit ama, fit ama göbekli. Fit. İnsan buna yönelik göbekli. Hareket etmez. O yüzden rahat ol. Kimse kimsenin kötülüğünü istemez. Çıkamayız bak söz konusu. Ben zaten göbekten çıkamayız. Fit ama göbek ne demek ya? Allah Allah hiç göbeğin yazmadık. Göbeğin olacak demek. Başka? Dur. Kahve göz. Kahve göz aynen. Özür dilerim. Sevmiyorum. Renkli göz ben de sevmem. Kahve göz. Ben gideceğim ama. Nereye? Bravo'ya. Yok gidebilirsin sıkıntı yok. Ben deminki tavrından özlemek istedim. Hayır olur mu öyle ayıp şey? Ben hep böyle yapıyorsun seni. Kardeşim sen. Yani biz senin kötülüğün için mi yapıyoruz bir şeyleri? Odun. Şey dağ ayısı yazayım. Daha uygun. Dağ ayısı evet. Araba markasını da yaz. Bu kadar benim. Ben onu da yaz. Beni merak ediyor. Ben iyi bunu zaten biliyoruz. İyiyim sağ ol sen. Dünden sonra yani. İyisin değil mi? Bunu daha iyi. Sakinsin. Sakinim. İyi bak. Berkin ya Berkin'inkileri yazmış. Kardeşim beni çok iyi tanır. Sen biraz önce Berkin'inkileri şey yapma. Dur. Dur bekle. Sıcak mıydı çok? Çok değildi. Yandın mı? Çok az. Ay Allah'tan sıcak değildi. Soğuktu. Hira Hanur'dan hoşlanıyor musun? Ondan çok hoşlanıyorum. Dur. Bu evde olsan gitse sen de olsanla beraber gider misin? Evet giderim. Kırmızı alarm bu kadar büyük daha yalan görmedim diyor. Hayır ya. Sosyal medyadan da sürekli o kızı üzüyorsun, o kıza işte kötü davranıyorsun. Bu şekilde tepkiler alıyorum. Geliyorum burada da Buse aynı şekilde o kızı üzmeyeceksin o zaman hep üzüyorsun tepkisi alınca. Yani ister istemez hani ne oluyor yani? Bizi orada yalnız bıraktılar, orada oturdular. Sistemin bu. Bence yıpranmış ve yorgunlar. İlişki onları çok yordu. Biraz daha zamanın geçmesi gerekiyor bence. Bir çiftin eşiyle tartışıyorsan karşısına erkeğini de alırsın bir süre sonra. Yani bu yani bilinen bir gerçek. Biliyorsunuz ki sanırım Batla Selin beraberler miymiş, tanışma yoluna mı çıkıyorlarmış falan. Evet daha iki gün önce dedi beni yani çok geç değil üstünden çok geçmedi iki gün önce. Yani gerçekten son bölümleri izliyorum, yorumlara da bakıyorum. Gerçekten burada içimden geçmişsin. Halk görmüş Beyza'cığım, istediğin yorumu yapabilirsin. Ben senin bu evde 50 bölüm boyunca o yavan ilişkine saygı gösterip Ozan'ı asla boş oy bile olarak atmadıysam senden de biz bu saygıyı beklerdim. Biz de senin düşüncelerine çok saygı duyduk. Mert'i yazdırıp da potada gidip ağlamalarını da çok çektik. Sen de Ozan'la ilgili bana çardaklarda ağlıyordun. Çok sıkıcı, çok sıkıldım. Olmuyor. Kritiklerde bizim konumuz açılmıyor. Çok sessiziz. Biz hiç verilmiyoruz. Görüntümüz verilmiyor diyordun. Sen ne biçim bir algı yaratmaya çalışıyorsun? Algı falan değil, gerçekler.